30 Ağustos Zafer Bayramımız kutlu olsun. Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını bir kez daha sevgi, saygı ve minnetle her gün olduğu gibi bugün de anıyoruz. Bu bayram gününde Rıdvan Hocam'la beraber çok çok özel bir konuğumuz var. Çok özel bir program bizi bekliyor. Beşiktaş Teknik Direktörü Sayın Sergen Yalçın bizlerle beraber. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk. Merhabalar. Hoş geldin Ergen Efendim Hocam. Bu bayram gününde güzel evet, bir program. Gerçekten 30 Ağustos özel bir gün. E, bugün gün boyu her yıl olduğu gibi e, böyle önemli günleri televizyondan doymuyorum yani izlemeyi. Kitapları konuklamak, hakikaten de e, Mustafa Kemal Atatürk'ün e, ve silah arkadaşlarının hakları asla ödenmez. E, biraz tarihe baktığımız zaman da bizim Türkiye'nin müthiş bir tarihi var. Hatta 26 Ağustos'ta kurmaylarına demiş ki bizim işimiz nasıl olacak bu an? Anadolu'yla beraber yapabilir miyiz bu kadar az bir gün, e, şeyle, silahımızla. 15 günde hallederiz demiş. Hakikaten de hemen hemen 14. 15. gün milletin de büyük yardımıyla büyük bir zafere imza atmışız. Ve böylesine çok özel bir günde özel bir futbol adamın olduğu kadar çok özel bir insan olarak Sergen kardeşimize, hocamıza da teşekkür ederim. Ayrıca da Beşiktaş Başkanı Sayın Ahmet Nurçebi'ye, Emre Kocadağ kardeşimize de izin verdikleri için de yönetimde ayrıca şükranlarımı sunuyorum. Bu arada şunu da söylemek zorundayım. Dün söyledim gerçi de çok nazik kardeşim benim. Ee, çıkar mısın dediğim zaman ya abi ben dedi şeye candaş söz candaşı söz verdim dedi. 7 Eylül'de çıkacağım dedi. Ki candaş Şık Dolgun programı da böyle geniş kapsamlı bir program. Yani eğer izin alırsan dedi. Ben de canlı şıradım. Hiç tereddüt etmeden verdi. Ona da teşekkür ederim. yedisinde de orada da izleriz hoca Sergüncü. Şimdi hocam e, teşekkür gün... teşekkür ederim tekrar sağ ol. Bir kez daha teşekkür edelim. hocam geldiğiniz için Beşiktaş kulübüne de teşekkür edelim. Gün boyunca yorumlar aldık. Hem ben Twitter'da değerli izleyenler hem Instagram'da paylaşımlar yaptım. Oraya gelen paylaşımları okuyacağım. E, yaptığım paylaşımların altına gelen yorumları. Bir de etiket yaptık az önce. Sergen Yalçın %100 futbolda diye. Yani yüzlerce binlerce mesaj geldi hocam, onları da soru mu? Konuşacağız. Soru. Mesaj mı? Soru. Birçok e, soru. Eyvah. Bir çok <laughs> konuşacağımız çok konu var hocam. Hiç eyvah dediğin oldu mu ya? Yok, hiç olmadı. E, şimdi dedin? <laughs> eyvah. Yani. Ben, hocam eyvah dediğime bakmadan ben geniş geniş her soruya cevap veriyorum yani. Hiç Biliyorum. O yüzden ben de rahat, rahat. benim şu ben hiç eyvah duymamıştım çünkü senin. Yani Güzel. şöyle. Mesela şampiyonlar gibi kural çekildi. Eyvah dedin mi? Yok hocam hiç demedim. Yani kim çıkarsa çıksın eyvah demem. Onu söyleyeyim öncelikle. Neden? Çünkü Kendine güveniyorsun, takımına güveniyorsun. Ya güvenmekten ziyade maç, maç oynayacağız yani sonuçta. Yani oynanmamış maç hiçbir zaman kazanılmış olmaz futbolda. Peki mesela çocukluk yıllarında böyle futbolcu olacağım belli zaten. 10-12 yaşlarında işte Kilios'ta bellidir. Belli bir yere geldin, ne sonra Beşiktaş'a e geldin. Eyvah dedim orada oynayamıyorum, oynanmayayım geldim öyle bir şey. Hiç olmadı olmadım. Küçüklüğümde şöyle söyleyeyim, söyleyeyim. İnan hiç futbolcu olmayı düşünmedim. Ya çok düşünmüyordum futbolcu Allah, Allah. Evet, öyle arkadaş ortamım vardı. Ha. Oynuyorduk öyle işte. Eğlencesine gidiyorduk yani. Daha 16 yaşından, 17 yaşından sonra böyle biraz ya futbol olacağız herhalde oynayalım falan filan olmaya başladık. Çok da o zamana kadar e, aklımda yoktu yani çok böyle hani ben şöyle futbolcu olacağım, böyle futbolcu olacağım. İnan hiç düşünmedim. Düşünebiliyor musun? Beşiktaşlıydın büyüdün çocukluğunda da muhtemelen. E, ve Hocam evet. çocukluğumuz Sarıyer'de seni seyrederek geçti ya geçtiğimiz. Sen ya o zamanları hatırlamışım şimdi <laughs> akşam akşam <gülüyor> ya. Evet hocam biz evet. biz kilosta oturuyoruz. O evet. zaman Rıdvan Hoca Sarıyer'de oynuyordu. Evet. Kendi bile hatırlamaz belki evet. o dönemleri Sarıyer'i. Evet. Hatırlarsın evet. hocam sen hocam e, evet. Sarıyer dönemini. Hatırlamaz mıyım ya? Biz kilostan Sarıyer'e hep seni seyretmeye Eyvallah. geliyorduk Eyvallah. sürekli. Çocukluk Bak, o zaman da. Sağ, ol, teşekkür ederim. tabii bırak Beşiktaş'ta oynamayı ve Türkiye'nin en büyük efsanelerinden büyük futbolcularından olmayı. Bir de şimdi tarihe imza atan iki kupalı ilk yılında bir teknik direktör profili karşımızda. Yani Kilios'tan futbolcu olmayı pek düşünmüyordum diyen Sergen'den büyük bir oyuncu ve önemli büyük bir teknik direktör ve Beşiktaş kulübünde. Hocam hakikaten oraya da geleceğim. Enteresan oraya da geleceğim. Değil mi? böyle bir giriş oldu Eyvah! Ay çok güzel oldu aslında. Şeyi de merak ettim konu açılmıştıkken hocam. İlk ne zaman hani fark edildi, fark ettiniz? Ya ben hakikaten özel bir yeteneğim diye ya ben e, küçüklüğümde de mesela bizim kilosta bizim el, evin önünde saha vardı. Biz orada oynarken... Bilirim biz oradan takım falan da yapıyorduk. Ha evet, yani kampa gelirlerdi evet, o zaman hocalar. Evet, biz o zaman daha evet. çok ufaktık işte. değil mi biz Sarıyer'e hep hocanın maçlarını seyretmeye giderdik evet, küçükken. Evet. Gençlik dönemimizde yani. Hatta kim Çelebiç mi Çelebiç mi onu Büyük futbolcuydu değil mi? Çelebiç falan vardı o zaman. Mehmet Kalkaman falan. Kuran Ferdi evet, falan. Evet mı? biz o zaman gidiyorum. çok gidiyorduk hocanın maçlarını seyretmeye Sarıyer o zaman Kilios'tan. Yani vardı bir şeydir ama bunu küçükken çok anlamıyorsun. Ya, 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 şimdi adam mesela çocuğunu getiriyor daha çocuk 3 yaşında çok büyük futbolcu çok yetenekli bu falan diyor. Nereden biliyorsun? Bak topa nasıl vuruyor diyor. Daha çocuk 3 yaşında 4 topa zor vuruyor yani. Ya öyle bir döneme geldik şu an. Ve o zamanlarda böyle çok araştırma antrenörler falan yoktu yani. Yok. Kilios'tan Beşiktaş'a serüven nasıl başladı? Hocam her şey tesadüf. Hepsi tesadüf yani. Hiç planlı programlı hiçbir şey yok. Bir gün evde oturuyoruz. İlkokul 4'e 5'e gidiyorum. Hiç unutmuyorum o günü. Babam falan oturuyoruz. Babam dedi ki ya yani 5 yaşın seçmeleri varmış. Gitsene falan dedi. Ben de babam dedi ki ya ne yapacağım seçmeye gidip falan dedim. Ya, yani muhabbet böyle başladı seçmeye. yani. Seçme, seçme. seçme, seçme. seçme. O zaman Serpil Hanım'ın tüzün akaretler tab daha tabii, tab tab yapılmamış. Tab akaretler toprak, ne, tadı falan var. Bu dediğim zamanlar Tarihi zamanda kaç sene önce yani şeref evet. tadından bahsediyorum. Hocam sizi iki dakikada içeri göndermiş değil mi ilk denemeye evet. Akaretler top sahasıydı biliyorsun Hı Orası top sahasıydı. Şeref orası... mı gittin sen? Tabii mi? ben oh orada my başladım. Vay, şeref, şeref tadında başladım ben. Ya yani e, tesadüf seçmelere gitsene şey, de şey, de şey falan dedi babam. Dedim. Biz de hadi iyi hadi gidelim dedim. Bir tanıdığımız vardı bizim abimiz gibi. Hadi gidelim mi dedik. Gittik. Öyle ya hadi gidelim falan. İşte git gel git gel. Bir anne anlamadım nasıl olduğunu öyle bir anda futbolcu olduk. Hocam şimdi tabii bunu anlatırken biraz hızlı da sarayım makarayı. Aslında hiç bizim sorunlar falan da yoktu. <laughs> yani. Hiç yoktu. Daha, daha güzel oluyor hocam evet. böyle zaten. Ense, ya Hocanın da zaten bu tarzı aslında muhteşem. Evet. Yani, uluslararası anlamda dersi verilecek bir ya, uluslararası anlamda çünkü iletişim çok çalışılıyor teknik adamlarda. Hocanın tarzı gerçekten o ders olarak gösterilebilecek bir tarz. O doğallığı, her şeyi anlatması. Şimdi şey geliyor hocam aklıma. Beşiktaş'tan ayrıldınız. Yüzüncü yılda geri döndünüz. Hatta ilk geri döndüğünüzde işte uzun süre yine Beşiktaş şampiyon olamamıştı. Söz ver bize Sergen tezahüratlarıyla sizi türbüne çağırdı taraftarlar. Alkışlarla karşılık verdiniz ve şampiyon yaptınız. Teknik adam olarak geldiniz. Yine takımın lideri bu kez kenarda. İki kupayla beraber şampiyon yaptınız. Şimdi bir kez daha Beşiktaş'ın başındasınız. Bu şampiyonluk süreçlerinde hangisinin daha fazla teknik adam olarak mı, oyuncu olarak mı zorluğu var ve hangisi daha fazla odaklanma ya da biraz daha konsantrasyon gerektirdi. Cevabı biliyorum. Önce hocam cevap versin. O da futbolcu teknik Yo, direktörlük yaptı. Tabii ki teknik direktörlüğün daha zor sürecidir. Oyuncuyken... Hangisi e, daha zor? Önce hocam cevap e, versin. Hangisi daha zor hocam? Oyunculuk mi? mu? Üç, teknik direktörlük mü? İkimizin çok ortak yönü var. Bir, yorumculuk. iki futbolculuk. Doğru. Üç, ben kısa dönem teknik direktörlük. Bunların içerisinde benim şahsi fikrim futbolculuk en kolay. Pardon özür dilerim. Yorumculuk en kolay. Mis gibi. Burada oturuyoruz işte maç bitiyor. Bir olmuş konuşuyor. İki, şey en zevk aldığım futbolculuktu. İki futbolcu en zoru teknik direktör tartışmasız aynı şekilde. Hocam. Ya futbolculuk çok kolay. Tabii. Teknik direktörlük. Çünkü neden kolay? Yani futbolcu bireysel sorulmuşsun. Gidiyorsun antrenmanını yapıyorsun. Hadi eyvallah diyorsun. Gidiyorsun. Yani kimseyle bir muhataplığın yok yani futbolcu olduğunda. Tek başına kendinden sorumlusun. İyi antrenman yapmışsın, kötü antrenman yapmışsın. Yani o seninle alakalı bir durum. Ama bu burası öyle değil yani. Burada 30 tane oyuncuyla uğraşıyorsun. Hepsi tamam. ayrı karakter. oynayanı var, oynamayanı var, mutlusu var, mutsuzu var, morali bozuk olanı var. Ya yani 50 tane film var işin içinde. İşte tam bu dönemde işte yönetmek. Evet, yönetmek. Ha, gerçekten yıldız oyuncularla çalışıyorsun onlarca. Bununla ilgili deneyimin de oldu tabii. Hem oyunculuk deneyiminden, önemli teknik adamlarla çalıştım. Daha sonra işte Malatya'sı, Antep'i, Alanya'sı gibi evet. takımlarda çalıştım. Her gün bir şey koyuyorsun. Böyle Beşiktaş gibi bir kulüpte, önemli büyük bir kulüpte yönetmeni çalıştırmaktan daha mı zor olarak görüyorsun? Veya oyuncu iletişimlerine bakıyorum tamamen kul cool bir duruşum var. Oyunculara da pek bir diyalog problemin yok. Yok, yok hiçbir hiç, hiç, hiç kulüpte olmadı. Yani Çalıştırmış bir kulüpte oyuncularla hiçbir diyalog problemi olmadı. Çünkü iletişime çok açık bir insanım. Yani ikili konuşmalara veya problemleri çözmede iletişime çok açığım. Yani oyuncu iletişimini bir... çözmek istiyorsa, yani oyuncu bir sorunu çözmek istiyorsa ben ne çözer? Mesela bir oyuncu geldi hocam, benim yeterli bulmuyor musun, oynamadım, oynatmıyorsun diyor mu sana? Diyor. Oldu mu? Mesela Yok. Beşiktaş'ta oldu mu? Oldu. Olsan geldi mesela. Hı. Hocam işte ben niye oynamıyorum dedi. Ee, ben de niye Hı. oynamadığını Anlattım. Ne dedi? Ya şimdi daha, onlar özel konularda. Evet yani daha iyi olman. Şöyle zaten oyunculara şunu söylüyorum. Oynamayan oyuncular kapıma çık. Neden oynamadığını merak ediyorsan gel. Yani çok merak edersen anlatırım neden oynamadığını mesela. Ama oynayan ve oynamayan oyuncu ayrımı yapmayı da çok doğru bulmuyorum. Çünkü ben geçen sene oynamıyorum diyen Necip 26 maç oynamış hocam. Evet. Şimdi ya yani Allah'tan kork oynamıyorum diyemezsin. Oğuzhan da aslında Oğuzhan'la da çok oynadın sen. Oynadım. Oynadım. Sakatlanıncaya kadar da oynuyor. Ama Oğuzhan'da şöyle bir sorun var. Oğuzhan iyi oyuncu. İyi yani olsun. Çok yetenekli bir oyuncu. Birçok şey yapabilecek kapasitesi var Oğuzhan'ın. Şimdi mesela oynatıyorum. Çok iyi oynuyor. 10 gün yok. Sakat. Eyvah. E şimdi oynatıyorsun çok iyi oynuyor. Bir hafta yok. Sakat. E şimdi bir takımda oynayabilecek atıyorum 20-22 oyuncu varsa e çok da tolerans geçemezsin. Yani yerine oynayacak oyuncu var. E yerine oynayacak oyuncu da iyi oynadığı zaman e onu da bu sefer kenara alamıyorsun. Bu sefer ne yapıyor? Halbuki herhangi bir sakatlığı sorunu olmasa belki devam edecek ama sakatlıktan dolayı bekleyince devam edemiyor. Evet. Neden? Hocam iyi bir neden olduğunu. <laughs> Çünkü vazgeçilmez oyuncu değil. Değil. Problem orada yani. Hocam, e, Oğuzhan konusu açılmışken bir noktada Ya sadece Oğuzhan örnek olarak Yok, Tabii tabii. Yok, çok geliyorum. önemli değil. Ben yani şimdi Oğuzhan'dan şu bir aslında Yani vazgeçilmez oyuncu derken bu Oğuzhan'ı kastederek söylemiyor. Hiçbir oyuncu aslında vazgeçilmez anlamda söyle. Tabii. Yani şunu söyleyeyim son dönemde. Oyuncuya dayalı bir düzen asla kurulmamalı. Asla. Çok Takımı var. bitirir. Camiayı bitirir. Oyuncuya bağlı bir düzen asla olamaz. Ben bunu gördüm. Ümraniye'de bu sağlandı değil mi? Kesinlikle. Hiç hiçbir hiç türlü oyuncuya bağlı düzen olamaz. Hiçbir türlü olamaz öyle bir şey. Tabii hocam burada, yani ta, lafınızı ballı kestiniz hocam. Ya devam ee, Şöyle şunu söyleyecektim çünkü konudan çıkmadan. Oğuzhan'ın giydiği forma Sergen Yalçın'ın forması. Beşiktaş'ın on numaralı forması en değerli formalarından biri. Bu formanın ağırlığı biraz ekstra olabilir mi oyuncuda? Kaptandık, pazubandı, on numaralı forma Hani sadece bunlar da başka başlıklar olabilir Güzel bir soru sordun. Onunla ilgili de bir bilgi vereyim sana. Bunlar hep lafta olan şeyler. Tabii, tabii. Maç başladığında oyuncu ne ağırlığı anlar, ne, ne yani. formayı anlar, ne bantı anlar. Oyuncu hiçbir şey anlamaz. Evet. Maç başladığı anda oyuncu sadece maçı oynar. Ne de primi düşünen hiçbir şey para Hiçbir şey düşünemezsin yok. yani maçta. Prim ölmüş. Yok birisi işte ailenden atıyorum. Birisi vefat etmiş. O olmuş, bu olmuş. Oyuncu böyle şeyler asla düşünemez düşünemezdi çaldıktan sonra. Sadece oyunu düşünür o kadar. Yani oyuncuyu biz eleştirirken veya bazı şeylerde şeyler de gerçekten temkinli olmamak. Mesela... Ama biz oynarken düşünüyorduk. Yani oyuncu düşünemez diyorum. Biz düşünüyorduk oynarken de. <laughs> ne düşünüyordun mesela? <laughs> Maç erken bitiyordu ya bazen 50-60'lar. Tabelaya bakıyor ya yeter bir sene <laughs> <laughs> Şimdi biraz daha ciddiye de gideyim. Şimdi geçen sezon zaten bu ıı, sevgililer buluşacaktı. Beşiktaş taraftar ve Sergen Yalçın elbet bir gün buluşacaktı. Ama geçen sene buluşacaktı ama bir yıl sonra buluşacak. Bir şekilde gelecekti. Bu görünen köye kılavuz istemez. Ve hakikaten de e, teknik direktör arasında çok bir şey nasip olmayacak bir e, karşılamayla geldi Beşiktaş'a. Ve... Hocam onu da anlatayım mı sana? O da çok enteresan. Ha. O imza töreninin olduğu zamanki durumu tam bilmiyorsunuz herhalde. Yok. Yani öyle bir planlama yoktu aslında o, o gün tesadüf oluşan bir şey. Hadi yarın statta imza töreni yapalım dediler mesela o zaman. bu planda bir şey değildi yani. Ertesi gün daha. Ya ben dedim ki ya ne gerek var falan filan dedim. Ben dedim ki kimse gelmeyecek rezil olacağız. <laughs> ya biz Çünkü ertesi gün stada girince zaman da yok zaten. bir planlama falan yok. Tamam, tamamen her şey tesadüf ilerliyor. Ya biz tribünde o seyirciyi görünce ben yani şoka girdim zaten. Sorumluluğun daha büyük olduğunu anladım. Ya zaten biz ben o gün dedim ki ekibe dedim biz yandık. <laughs> yani biz şu anda aldığımız sorumluluğu anlamadık biz daha. Farkında değiliz yani şu anda. O anda anladık. O anda anladık. Anladım. Ben anladım. Onlar olmadığı için orada anlamadı onlar. Ben anladım taraftarı görünce. Evet. Ben anladım yani sorumluluğu. Aslında... O kadar zor o kadar zor şartlarda başladık ki takımın işte kulübün ekonomik durumu, takımın gidişatı ya biz aldığımızda her şey minimumdaydı yani. Dipteydi. Tabii dipte, en dipteydi yani. Ve Çok... sınırlı bir kadroyla hocam geldi şampiyonluk. Yani en büyük avantajımız beklenti yoktu o sezon için. Artık zaten ne şampiyonluk havası vardı ne bir Türkiye Kupası vardı ne Avrupa vardı. Biz başladığımızda zaten bir şey yoktu. Ama böyle eee ucu gözüküyor. Tabii ufaktan o şeyi verdik yani. O e, nasıl anlatayım? O yani Işığı, o ışığı... ışığı. Ha o ışığı verdik evet. biz aslında o sezon. Ama tabii gelecek sezon, Ya yani tarihin en zor sezonu bence. Ekonomi yok işte pandemi, pandemi var pandemi. üstüne 3 tane büyük camia yarışıyor. Yani böyle 3 tane büyük camia ne zaman yarışmış? Ben Fenerbahçeliyim. Ben kadrolara baktığım zaman Beşiktaş'ın 20 kişilik kadrosu açık söyleyeyim şampiyon adaylarının geniş kadro açısından ilk 11 açısından evet. en sıkıntılı kadrosuydu rotasyon anlamında. Ya Bütün hedefimiz geçen sene o dikkat ederseniz ben daha önce konuşmalarımda hep Nisan ayını işaret ettim. Oraya gelmeden, on, o, Nisan'a gelmeden bir şey söyleyeceğim. Nisan bu Nisan ayı sorunun başındaydı. Bu sanki olmayacak Murat dedim mi? Veya em Yok. Aynı. Veyahut da başkanı. var. Hiç demedim. Hani sezon başı bir sallantı olduğu takım. O, o, zaman işler iyi gitmiyordu. Ama onun da sebepleri var. Şimdi ben televizyonlarda da çok konuşuluyor bu konular mesela. Çok e, kirli ve yanlış bilgiler veriliyor evet. insanlara, taraftarlara. Yani olan biten her şey çok yanlış anlatılıyor. Çünkü işin gerçeğini bilmek lazım. Aslında biz de hata yapıyoruz. İletişimde sorun yaşıyoruz. Yani biz yorumculara televizyonculara her şey olduğu gibi anlatmamız lazım. Yani gizli saklı iş yapmak kimseye iyi gelmez. Çok güzel durumlar hariç kulübün çok özel güzeldi hariç. Yok ayrı ama Hayır. hocam herkesin bilmesi gereken konuları insanlara anlatmamız lazım. Bilsinler yani sonuçta bu şeffaf ol. Ha altta bir değil yani neyi bilecekler ki Hatta, yani bir e, şey yapmıyoruz ki. şunu söyleyeyim ekranda söylemiyor biraz önce Fırat'la top Fırat ederken beraber. Gelin iki haftada bir oturalım yemek yiyelim kahve içelim mi dedi değil mi? Öyle evet. değil mi? Anlatalım toplam. yani en azından doğru bilgileri verelim. Sezon başı benim transfer dönemimde yaşanan olayların ne kadar yanlış aksettirilmesi var insanlara. Ya çok yanlış şeyler anlatıldı yani. Çok geldi i̇şte hocam o konuda Zannettiler soru. ki biz pazarlık yapıyoruz yok sanki her gün görüşüyoruz. Yok o 3 lira verdi ben 2 lira istedim o 4 lira verdi ben 5 lira. Böyle şeyler olmadı çok, ki. Hocam net sorayım niye, niye Oraya <laughs> uzadı? orası önemli konu. Evet, Nisan dedin ya biraz önce evet. sözünü balla kestim. O hani o süreçte takım sallanınca o Nisan'da şimdi söyleyeceklerin aklında mıydı? Nisan'da dedin ya biraz önce oluruz mu dedin şampiyon o zaman. Şimdi ilk başladığımız dönemde geçen sezon biz çok ciddi problemler yaşadık. Yani sıkıntılı oyuncularımız vardı, transfer yapmamıştık, o PAOK maçları işte şey maçları ne o elendik ya Rio Ave maçı. Evet, evet. Ben o maçlardan sonra dedim ki bizim Avrupa'da oynayacağımız zaman gelecek ama şu an değil. Şu an değil. Yani o PAOK maçı falan bu şimdi değil. O, oynayamayız o zaman. Çünkü olmayan hesapta olmayan bir PAOK maçı ve Rio Ave maçı önümüze çıktı. Planlamada yok. Toplandık 10 gün sonra maç var. Bir de diyorlar ki mesela biz o zaman işte Beşiktaş hazırlık maçı yapmadan PAOK maçına çıktı. Ya 10 gün var. Ya ben bilmiyorum hazırlık maçı yap. Sen mi biliyorsun yani orada oturup? Ben bilmiyor muyum hazırlık maçı yapmasına. Zamanım mı var benim? Geçen sene maçları ara verildi o dönem. 3-4 evet. antrenmanla oyuncuyu hazırlık maçına mı çıkartacağız? Tabii canım. Kaç ay ara verildi futbol tabii. futbolda. 4 yani antrenmanla 5 antrenmanla Pauk maçına çıkan 7 tane oyuncu var hocam. Ya söylemedik biz bunları yani. Kolay değil de o öyle. Sen Avrupa'ya çıkıyorsun. Avrupa sınavına gidiyorsun. Şampiyonlar Ligi önerilmesi oynuyorsun. Yani köy takımıyla oynuyoruz falan. Çok sevimli Hangi bu. Hangi köy takımı? An hani çok sevimli. Köy takımı diye bir tabii. tabir var mı şu an Avrupa'da? Çok sevimli bulmam ama bir bakıma hayırlı da oldu belki. Evet. evet. Hocam biz zaten sevindik, biz üzülmedik. <laughs> biz zaten maçtan sonra da söyledik. Biz şu an bu şekilde oynayamayız Avrupa'da falan. Biz UEFA'yı, o maç trafiğini kaldıramayız zaten. Kadromuz yeterli Hatta değil. Hatta toparlanmak değil. biraz zor oldu. İşte sonra o ilmeği yakaladınız. İşte sezon başı kötü başlangıçtan sonra, milli maç arası devreye girince biz o milli maç arasında hazırlık kampını yaptık. Eksik olan oyuncularımızı sezonu hazır, ligi hazırladık. Zaten ve... milli maçlardan çok değer veriyorsun sen. E, tabii. Ben yani İzliyorum şimdi o, o arada transferlerimiz geldi. Oyuncularımızı hazırladık, kampımızı yaptık ve sezon başlangıcı gibi başladık biz ondan sonra. Tabii iyiydi, öldürelim, hakkını verelim yani. Bilmiyorum şimdi böyle bir öldürecek bir durum yok da Beşiktaş yönetiminin de o sancılı dönemde senin de Sergen Yalçın ve özellikle taraftarın bu bütünleşmesi de önemli. Yani bazen bazı kulüplerde farklı muamele olabilir. Ama senin şahsında da Ahmet Bey ve ekibi bir ışık gördü ya bunlar yapacaklar dedi. Taraftar tamam, şimdi, zaten şimdi şöyle bir sorun kredisi olan bir sergi. Taraftar aldı. taraftarın beni bu kadar istemesi yani bu kadar benim arkamda durması ya yani insan bir antrenörü bu kadar ne onur edebilir yani. Evet. Öyle değil mi? Evet. Yani, öyle değil mi şimdi? Doğru. Evet. Yani. Ama bunun karşılığında da doğal olarak senin bir şey hmm. vermen gerekiyor. Bu geçiyor. ilk çıktığın günü evet. geliyor aklına tabii. Evet. Ya ben mesela hayatımda hiçbir maçta heyecanlanmadım. O gün heyecanlandım. Evet. Göztepe maçı hocam son maç. Hocam hiçbir maçta o imza attığım gün kadar ben i̇mza. hiç heyecanlanmadım yani. Siz bakmayın çok dışarıdan olan işte Göztepe maçı çok farklı bir boyut yani. Tabii. O oraya geleceğiz. Hani şey. evet biz bu sene götüreceğiz. Şampiyon olacağız. Nisan ayı civarı mı? Hocam şöyle. Şimdi biz bütün planımız şuydu. Nisan ayındaki aradan sonra oynanacak maçlar üçer gün arayla oynanacak. Hmm. Nisan arasındaki milli maç trafiğine biz dedik ki biz oraya tam kadro girersek Oradan sonra biz gideriz, götürürüz. Evet. Hmm. Çünkü oradan sonra bizi durduramazlar yani. 10 Nisan arasında bizim başımıza öyle bir iş geldi ki hocam 7 tane oyuncumuz gitti. Çok biz acayip. Biz perişan olduk yani orada. Ya biz 12 maç Santra oynadık yani. Cenk Avubakar gitti, peşine Cenk Tuzun Cenk. gitti. 7, her maç 6-7 eksik oyuncuyla oynadık. Yani kulübede oynayan oyuncularımız, oyuncuları kötüleme amaçlı söylemiyorum ama hücum oyuncusu yok oynasa bucak. Evet. Yani oyun sıfır 0, 0 gidiyor, hamle yapalım diyorsun... Yapacağımız hamleler hep merkez orta saha ve savunma oyuncusu. Hücum oyuncusu yok elimizde. görüyorduk acaba ha, kim? Ha şu olduk? var. Kadromuz kötü değil, eksik de değil ama sakatlar bizi bozdu. Abu Bakar'la Cenk Tosun gidince iki oyuncumuz gitti zaten. Töreyi atmıştınız hocam ön tarafa Ya işte Gökhan'ı oynattık. Gökhan'ı santrafor oynattık. Sağ kenarı oynattık. Haber öndeki oyuncuların yerlerini değiştiriyor. Biriniz son gösteri maçınız 60'tan sonra 4 oyuncunun öndeki oyuncunun yerini değiştirdim. Çünkü kenardan sokacak oyuncu yok yani. yani, yani ofansif hatta. Yani, şampiyonluk maçında. Evet 4 oyuncunun yerini değiştirdim hocam. Evet. sağ aldım. Raşit'i merkeze aldım. Gökhan'ı sola aldım. Öbürünü sağ tarafı Sürekli yerlerini değiştirdim dört oyuncunun. Hani en azından rakip önlem almışsa bari kafalar karışsın da e, yani bir pozisyon hani atalım şampiyonluk maçı oynuyoruz çünkü. Yani kolay değil yani. Yüzüncü yıldaki şampiyonlukta mı mutlu oldun mu? Antrenör olarak mutlu oldun. Valla çok zor soru sordun hocam. Bence kolay sordum ya. Valla çok zor bence. Hocam çünkü gözyaşlarınızı ilk defa Göztepe maçında gördük mutluluk yani, göz Zor, zor soru sordun hocam. Çok zor mu sordun? şöyle şimdi oyuncuyken şunu anlatayım oyuncuyken biz şampiyon olacağımızı biliyoruz zaten yani zaten şampiyon olacağız onu biliyoruz biz oynarken bunu biliyoruz biz çünkü kendimizi biliyoruz İşi de kendimiz yaptığımız için çok fazla bir sorun evet. olmuyor yani ama antrenörken öyle değil antrenörken kulüp çizginin orada duruyorsun İçeri giremiyorsun yani Hani ne yapmayı denesen de bazen işler olmuyor oyun oynanırken. Evet, insan hani Herkes diyor ya şimdi ya yanlış hamle yaptı. O, yanlış hamle. Hocam hamle yanlış yanlış değil. Giren oyuncu cevap vermiyorsa zaten yanlış Yok. oluyor. Evet. Hiçbir antrenör yanlış hamle yapmaz. Siz oyun ilk 11'i veya oyuna sokacak oyuncuyu mesela yorumculukta ben şu Sergen Yalçın figürünü Fatih Terim tarzı böyle hani oyunculuktan gelmedi. Niye? Özellikle büyük oyuncuydu. Şimdi şöyle bir imaj vardı. Evet doğru illa ki hep toprağı bol olsun Maradona örneği verilir. Şimdi çok büyük futbolcudur ama antrenörlük. Hı hı. Şimdi bakıyoruz büyük oyuncuydu. Çok iyi bir yorumcuydu. Birlikte de çalıştık. Arkadan yorumcuydu. Acaba saha yansıtır mı? Bu önemlidir yani. Evet. Bu, bu ilkeleri Sergen yıktı. Yani Fatih Hoca iyi futbolcuydu. Yorumculuk pek yapmamıştı. Az yapmıştı. Sonra birkaç tane işte e, eski futbolcunun ben de, beni de sayabilirsin. Başarılı olamayınca diyelim. O zaman bu acaba derken Sergen Yalçın hani böyle vurdun duymaz plan yani kimliğinin dışında teknik direktör sorumluluğunda şampiyon olması da bence çok değerli. Tabii ki Beşiktaş olduğu için de inşallah uzun vade olur. Bu işlerde e, hocam çok uzun vade plan yapmak mantıklı değil yani sen biliyorsun bu işler. Doğru da senin biraz da mesela Fatih Hoca'nın Fenerbahçe'deki şey Galatasaray'daki bir şeyi var ya tabii 4 uzun yıllar şampiyonluklar Avrupa Avrupa'sının dışında. Sonsuz kredisi. Bu oraya doğru koşuyorsun sanki. Ben de aynı fikirde. Yani zamanın zamanın neyi göstereceğini bilemeyiz. Hiç kimse bilemez. Yani bundan sonrası nasıl gider, ne olur, biz çok mu başarılı oluruz? Çünkü bizim yaptığımız iş tamamen başarı ve başarısızlık üzerine skor skorboard yani. Ben benim takımım müthiş oynamış. 20 tane gol atamamış. Maç 0-0 bitmiş. Yenilmişim ya. Yenilmişim veya ben şampiyonluğu kaybetmişim. E Ben o takımı çalışmışım, o kadar oyun oynatmışım, onu yapmışım, bunu yapmışım. E maç 1-0 mağlubum. Kime neyi anlatabilirsin? Anlatamazsın. O yüzden bizim yaptığımız iş e, çok uzun vadeli planlar yapmaya müsait bir iş değil. Ben Hı. öyle düşünüyorum. Ama size. özellikle senin mesela camiayla ve taraftarla kulüple özdeşleşmenin tabii bir kredi sağladığının gerçeği var. Hocam gönül ister, ister ki 20 sene kalalım. Ama gönül istiyor yani onu. Yazın mesela Bir de bu edip. işin başka bir boyutu var yani hocam. Başarı boyutu var yani. Tabii başarı boyutu var. Ama tabii yazın mesela çok konuşuldu <laughs> biz. Hatırladım ki anlaştığın gün gündüz birliktedik bir abimizin orada ofiste. Evet. 200 saat sohbet ettik. Ee, o güne kadar fazla transfer de yoktu aslında. Sonra Allah'a var. Hem şampiyon kadroyu koruyan bir yönetim ve muhtemelen de değerli de oyuncular kazanıldı. Listenin de A, B, C şıkları da olsa Sonuçta bir güzel de transferler yönetimi yaptı değil mi yani? Ee, yani şöyle geç şöyle, de başlamanıza rağmen birlikteyiz. Şöyle bir durum var. E, şimdi limit yok. Evet. Ben yani sen transfer diyorsun mesela biz oyuncuyla anlaştık. Oyuncuyu alacağız. E, federasyon diyor ki tesisil etmiyorum edemem diyor ben. Limitin yok diyor sen. Nasıl alacaksın oyuncuyu? Evet. Şimdi Boşaltman başkanımız lazım. başkanımız limiti aşmak için öyle e, gelirler elde etti ki bu sezon özellikle yani yeni sponsor anlaşmaları yaptı. Yeni kulübün gelirini yukarıya çıkardı ve şey de mesela şampiyon olmanızın en büyük e, getirilerinden bir tanesi de Şampiyonlar Ligi gelirlerinden dolayı da limit açıldı. Tabii o limiti işte o limiti başkanımız açtı ve biz oyuncu alabildik. Yoksa biz yani sezon başında bizim limitimiz dolu zaten. Çok fazla bir limit yoktu. Evet, o gün görüşümüzde yüzden... limitsiz bir gündü. E, tabii yani <laughs> o günde yani hep sıkıntımız ondan. Yani biz şimdi diyoruz ki şampiyonlar ligi oynayalım, işte hedefi oynayalım. Evet. Şimdi bir teknik direktör e, büyük camiada çalıştığı zaman hedef nedir? Hedef evet. şampiyonluk. Başka evet. bir hedef olabilir mi yani? Ya yani şimdi biz Anadolu'da da çalıştık, büyük takımda da çalıştık. Biz ikisi hepsini biliyoruz bunların yani. Evet. Şahsi hedefin ne? Valla şahsi hedefim... Top senler oturduk. Her var. sene şampiyon olmak yani. Evet. Beşler. Tupaları almak. Beşler. Ben e, işin şöyle düşünüyorum. Yani bir Avrupa boyutu olabilir diye düşünüyorum hocam. Öyle mi? Olabilir. Bu çok değerli hocam. Yani planım var. Planım var. Hocam ben nasıl ben bunu... çizdiniz haritayı çok merak ettim. Biraz orayı derinleştirelim. Şu ana kadar çizdiğim harita biraz sekteye uğrasa da yani kendi hı hı. kariyer planlamamda şu anki biraz sekteye uğrasam da ya yani geç geldim ben büyük takıma. Normalde 4 sene önce gelmem lazımdı. Geç kaldım biraz. Ben Bir de ben öyle alayım. düşünmüyorum. Hocam 8 sene falan Anadolu'da çalıştım ben. 10 olacak gerekirse de ama sonuçta bence yanlış bir zaman değil. Hayır, şu var. Hatam. Tabii ki bu tecrübe kazanmamda Evet. çok önemli rol oynadı Anadolu takımları. Tabii. Çok önemli. Mesela ben ilk 2 sene, 3 sene şu anda şunu görüyorum mesela. Ben ilk başladığım 2 3 sene ya antrenörlük falan yapmamışım yani. Hah. İşte bak. O kadar o kadar fark var yani öyle söyleyeyim. Yetiştirme süreci kendi. Yani tamam. şimdi yeni başlayan hocalar için söylüyorum. İlk 1-2 sene 3 sene hocalık yapıyorlar. Ya yani onlar şu anda hocalık falan yaptığını zannediyor ama yapmıyorlar yani. 2-3 yıl öğrenecekler 2 -3 yani. 3 yıl gecikmeli diyelim beş dışına kavuştu. Evet. Ama gümbür gümbür şimdi. geldiniz hocam. Bir geldiniz, pir geldiniz, evet. kupa kupayla geldiniz. Şimdi Selamun haritaya devam edelim. Şimdiki planlamam e, bu sene de e, Allah kısmet ederse çok başarılı olmak istiyorum. Bütün kupalara zaten talibiz camiye olarak normal. bir bütün büyük takımlar için bu geçerli. Sadece bizim için değil. Ondan sonraki planımda bir Avrupa e, olabilir mi diye biraz çalışıyoruz yani. Hiç böyle e, ucundan da olsa küçük böyle kulüplere gelen yani teklifler oldu mu? Yani var teklifler oldu ama çok böyle yani şimdi Beşiktaş'tan eğer kon... bir yere gideceksen hocam, hatırı sayılır bir yere gitmen lazım. Evet. Yani ilk var mı hocam hatırlayın. çıtayı, çıtayı bir kademe yukarı çıkabileceğim bir yere gitmen lazım. Gözüne kesediğin lig var mı? Leve lig var mı? Ben var, is, var. İspanya olabilir. İspanya. İspanya olabilir. Görüşmeler? Yok, görüşme falan yok oldu mu yani. Yani bu planlamamızda Plan. olan şey. Tabii. Yani ama çok hoşuma gitti Yani belli ben bir, bir hedefi var. Yani var. Var. Yurt dışı planım kesinlikle var yani. Milli takım var mı hocam? Ya olabilir ileriki sezonlarda. Niye olmasın yani? Milli her takım. Yan milli takım yani milli takımda çalışmak sonuçta Türkiye'deki her hocanın Yapması gereken bir şey bence yani istemesi Sevi gereken, ha, istemesi gereken, gereken bir şey yani. Tabii ki Türk Milli Takımda çalışmak herkes ister yani. Ama şu anda değil yani. İleriki dönemlerde artık yani olay nasıl gelişir bilemiyoruz çünkü tamamen Güne endeksli iş yaptığımız için olayların nasıl gelişeceğini bilemeyiz. O yüzden çok fazla şey yapamıyorum yani şu şöyle olur, böyle olur diyemiyorum. Çünkü iş yaptığımız iş tamamen başarı endeksli ve nasıl gelişir olaylar. Nereye gideriz onu bilemeyiz bu işte. Yani önümüzde Şampiyonlar Ligi var. Hafife almayın. Şampiyonlar Ligi'nde yani ne olacağı belli olmaz. Oynayacağımız maçlar var. Beş puan tamam. hesap şey hesap Yani Herkes diyor çok güzel gruba düştük falan. Onları da anlamıyorum yani. Ben anlamıyorum. Ondan sonra hayal kırıklığı yaşıyoruz hocam. Evet, ben Problem bu, orada. Ben de anlamıyorum. Yani bir grup çekiliyor. Bu her bütün takımlar için geçerli. Biz hemen grupta Elva. kesin çıkarız. Helva <laughs> grup. Ya arkadaş önce bir kendine bak. Ülkenin bulunduğu duruma bak, ülke futboluna bak. Sorularımdan biri buydu. Avrupa ile aramızdaki mesafe açıldı mı? Açıldı mı? Açıldı hocam felaket. Şampiyonlar Ligi falan zaten felaket yani. Evet. Hani UEFA, UEFA Konferans Ligi oralarda hadi bir kademe gidebiliriz de bir yerlere kadar. Ama Şampiyonlar Ligi'nde evet. mümkün değil yani çok zor. Real hedef nedir hocam grupta şu an planlarımız? Ya bizim, bizim için çok büyük başarı gruptan çıkmak zaten. Bunu biz yakalarsak bizim için çok bence büyük başarı. Evet. Yani şimdi helva gibi kura. Evet helva gibi kura. A grubuna bakarsan helva gibi. Veya Bey grubuna bakarsan öyle doğru. Ama bizim anlattığımız gibi değil. Öyle bir durum yok ortada yani. Bence çok zor bir gruba düştük. Ha daha zoruna düşmedik. Öyle bir şansımız var. Ama çok zor bir gruba düştük. İşte bu imajı verdiğimiz zaman zaten şu sorunu yaşıyoruz. Hayal kırıklığı yaşıyoruz ve aynı zamanda da yaşatıyoruz. Bir de o var. Yani taraftarımıza da yaşatıyoruz. Çünkü sen birisine biz bu gruptan rahat çıkarız dersen. E o gruptan çıkamadığın zaman doğal olarak hayal kırıklığı yaşıyorlar ve sana doğal olarak bir tepki de ortaya çıkıyor. Bu da çok normal. O yüzden ben diyorum ki önce kendi yerimizi bir bilelim. Ülke futboluna bir bakalım. Kendi konumumuzu belirleyelim. Önce kendimizi bir bilelim biz. Ondan sonra o tarafa bakalım. Biz hiçbir şeye bakmadan direkt nereye çıksak, ooo, biz bu gruptan rahat çıkarız. İşte son eee takımın şampiyonadaki durumu yani. O rahat çıkarız. Hocam rahat falan çıkamazsın. Evet. Yok öyle bir şey tempo falan çok fark oldu aramızda. E, yani şimdi Hayal kırıklığı zaten ondan yaşıyoruz hocam. Bir takım grubu çekiliyor biz rahat çıkarız. Nereye çıkıyorsun hocam? Kolay mı öyle çıkmak yani? Sen şimdi beğenmiyor musun Galler takımını falan? Bak bakalım bir oyuncularına. Veya atıyorum kim ne İsviçre takımı mesela. Bir oyuncularına bak. Orada mesela niye bir hayal kırıklığı yaşadık? Bu imajı verdik çünkü. Ya İtalya ya falan gelmedin yani. Ya İtalya'yı saymıyorum bile hocam zaten. Yani o zaten farklı bir boyutta. Yani hayal kırıklığı yaşıyoruz ve yaşatıyoruz. E i̇şte Şenol Hoca'nın üstüne gidiyoruz yani. Bence çok mantıksız. Niye? Kötü oynamışız. E oynayabiliriz hocam yani. Kötü oynamaya hakkımız yok mu? Oyuncuların kötü oynamaya hakkı yok mu? Ya Oraya giderken iyi de orada başarısız olunca mı kötü? Öyle mi? Ben öyle bakıyorum yani. E giderken iyi. Ama başarısız olunca kötü. E mesela şimdi biz bu hafta Karadağ'ı yendik, Cebelitar'ı yendik, Hollanda'da bir puan aldık. Çok Çıkarız zaten. Hani evet. Şenol hocam çok doğru şeyi söyledi. Ne biz dedi dünya üçüncüsü olacak yerdeyiz ne de Avrupa Şampiyonası'nda Hani o kadar kötü gidecek. yani Çok gerçekçi bir şeydi o. Dediği gibi günlük ortam çok değişik her şeydi. Şampiyonlar Ligi'nden konuşurken hocam şeyi de merak ettim. Yani takımlara da bakıyorum. Dortmund, Sporting, Ajax. Hep proje takımları, hep tempolu oynayan, Abi, hızlı oynayan takımlar. Gözünüze ama bir puan kestirdiniz, bir de rakip kestirdiniz son mi? Son bizim e, Karagümrük maçından sonra basın toplantısında izlediyseniz ben sorulan soruya şöyle cevap verdim. Tempoya ayak uydurursak o zaman heyecanlanırız. Tempoya ayak uydurursak. Evet, ben de o gün yayında o maçtan önce Avrupa ile en büyük farkımız PSV için için düşünelim. Tempo. Hız ve tempo. Tempo. Oyunun hızı. Atletizm. Güveniyor o... musun bu anlamda takıma o döneme kadar Eylül'ün ortasına kadar? Hocam takımı biz fizik olarak fizik güç olarak yani tempo olarak en maksimum tempoda hazırlamaya çalışıyoruz. ve yani antrenmanların bizim antrenmanların temposu da çok yüksek. Ya yani maksimum tempoda antrenman yaptırmaya çalışıyoruz takıma ve ee, işte Alex mesela örnek olarak Alex'i alırsak şu evet. Adam 8-9 aydır maç oynamamış Ve bir ben hazırlık aşaması yaşamadı yani Başladığına çok şaşırdım maça Geldi antrenmanlara başladı İyi de antrenman yapıyor çalışıyor çocuk yani Hiçbir sorunu yok çalışmayla ilgili Batu Biz dedik ki daha, de, daha hazır geldi O hazır hocam o Chelsea'de sezon başı kampı da yaptı o hazır Dedik ki oynatalım. Yani 60 dakika oynatalım. Ki maç kondisyonunu verelim en azından. 60 dakika, 60 dakika. iki tane maç kondisyonu verirsek adama bunu biraz daha yukarı çıkartabilirsek en azından Şampiyonlar Ligi temposunda bir 60 dakika kullanabiliriz yani. Peki e, özellikle Alex'ten sonra, Teşehir'den sonra zaman zaman Şampiyonlar Ligi'nde rakibe göre formatı değiştirecek Değiştireceğiz tabi tabii değiştireceğiz. İkili orta saha gibi tabii yapabilirsin. Tabii tabii. tabii. Yani şimdi, de bu hafta. Şampiyonlar Ligi'ni şöyle söyleyeyim. Yani çıkıp da elini kolunu sallayarak puan alamazsın orada. Öyle bir yerde oynamıyorsun. Ya oyun mantaliten olacak ya oyun planın olacak. Bir planın olacak yani mutlaka. Yoksa orada öyle bir şansın yok. Hani ben oynayayım tesadüf bu maçı kazanırım. Orada öyle bir şansın yok. Tesadüf kazanamazsın orada. Burada kendi oyunu dikte edebilirsin. Evet ilgimizde. orada edemezsin ama. Yani orada edemezsin. Gerçekçi olmak derken zaten bundan bahsediyorum. Tabii. Gerçekçi olmalıyız. Kendimizi de taraftarımızda, camiamızda kandırmamalıyız. Gerçekli konuşacağız. Ha, mücadele edebilir miyiz? Edebiliriz. Kazanabilir miyiz? Kazanabiliriz. Ama bunları nasıl yapacağız? Problem orada. Önce bunları nasıl yapacağımızı bulmamız lazım. O kurguyu oluşturmamız lazım. Onu uygulamamız lazım ki başarılı olalım. Yani ben burada biz kazanırız. Öyle bir şey yok yani Şampiyonlar Ligi'nde. Hocam bu e, maçlardan bahsederken e, izleyicilerimiz de bugün çok sordu. Bu, rakiplerle ilgili rakip analizi konusunda yaklaşımınızı merak eden çok izleyicimiz var. Ben de merak ediyorum. Çünkü burada dikte etmekten bahsetti ya hoca. Yani geçen sene de rakip analizinin çok iyi olduğunu Beşiktaş'ta gördük. Bu bu alanda yaklaşımınızı Dün telefonunda merak ediyorum. telefonda konuşurken o anda analiz halindelerdi. Dor Borussia şey, Dortmund'un izliyor musun deyince zaten evet. bütün ekip olarak çalışıyoruz şu anda dedi. Ve çok hoşuma gitti yani. Çok çok önemli. Yani çünkü. dışarıda imajı gibi değil yani. Bütün ekip biz çalışıyoruz. Yani ya. şimdi başka bir konuya geleceğim ama iş hayatımız çok farklı. Yani sosyal hayatımız çok farklı. İşte Rıdvan Hoca biraz biliyor yani bizim çalışma sistemimizi, ekibimizi, nasıl çalıştığımızı. Yani şimdi burada tutup kendime ve ekibimizi anlatacak halim yok yani uzun sürer bu. Ama bu iş, yaptığımız iş hafife alınacak bir iş değil. Öncelikle onu söyleyeyim. Basit bir iş hiç değil. Çok çalışılması gereken, çok zaman tüketilmesi gereken bir iş. Lig'de, Şampiyonlar Ligi'de, Türkiye Kupası fark etmiyor. Hepsi aynı. Hepsinin analizi var. Sadece bir tanesini yok. Yani biz Dortmund'u analiz etmiyoruz yani. Bize Türkiye Kupası'nda bir 2-1 e takımı çıkarsa onu da analiz ediyoruz biz. Yani bizim için bir şey değişmiyor. Mesela yani. sen kendini hayatı özgüvenli bir insansın. Evet. Takımına da bunun yansıttığını görüyorum. Şu oluyor mesela devre arası. Hakikaten de kapasitenin altında hissettin takımını. Şunları yani evet. yenemiyorsunuz gibi böyle basit anlaşılır cümlelerde kullanıyorsun değil mi? Kendi, kendi kişiliğini de kullanıyorsun değil mi orada? Yani bu tabii yaptığımız için hocam sen de yaptın yani en büyük en büyük faktör zaten kendi kişiliğin, karakterin yani. Bence e, bu duruşun, ne bileyim, diyaloğun, iletişimin, oyuncuların sana bakış açısı, senin oyunculara hitap ediş şeklin, onları ne kadar etkileyebiliyorsun? Daha doğrusu ne kadar inandırabiliyorsun? Oyuncuyu inandırmak diye bir tabir var bizde yani. Çok önemli. Bir Oyuncu şey. sana inanmazsa sen istediğin kadar anlat yani, boş anlatırsın. Oyuncuyu inandırman gerekiyor bir şey anlatırken. Evet. Bence terimin en önemli özelliklerinden biri o. Yani yabancı oyuncuları da inandırmak kolay değil çünkü tercüman var arada. <gülüyor> <gülüyor> Tercümanın yes, inandırması yes. gerekiyor biraz, benim değil. Ben anlatıyorum da tercüman nasıl çeviriyor acaba? Şimdi bazıları yalnız tabii çocuklar kolay iş değil, bir sürü yabancı oyuncu var. E, o tercüman sırasında biraz şey mi oluyor, enerji düşüyor mu? O maç anında da antrenmanı da pek idare ederler gibi. Hayır, ben sezon başında ilk geldiğimde tercümanları çağırdım. Ben ama nasıl ama anlatırsam öyle anlatacaksın. Tercüman biliş döneminden yani. beri olan değil mi? Çok iyi o. Biliş dönemindeki evet, tercüman kardeşim, o çok... O yaşayarak Hayır, anlatıyor. hocam tercümanların da senin duygunu oyuncuya vermesi gerekiyor. Evet. Ya sen sinirlenmişsin bir şey söylüyorsun. O onu yani hadi kalk da kahvaltıya gidelim tarzında anlatıyorsa <laughs> nasıl olacak o yani? Evet. Adam anlamaz ki onu. Yani ben nasıl söylüyorsam tercümanın da öyle çevirmesi ki aynı tarzda çevirmesi gerekiyor anlatırken. Hocam şimdi geçen hafta geçen seneki 3 haftayı düşünüyorum. Şimdi düşünüyorum. bu imza süreci içinde işte ekonomik durum, transferler derken daha geniş bir kadroyla şu an. Evet eksikler var. Stoper konusu konuşuruz. E, orta saha belki transferi konuşuruz ama daha geniş ve daha e, donanımlı olabilecek bir kadroyla aslında belki de sezona başladınız. Evet. E, nasıl buluyorsunuz geçen seneye göre ilk üç haftayı, şimdiki ilk üç haftayı? Şöyle söyleyeyim. Şimdi e, ilk geldiğimizde, biz göreve başladığımızda tabii yönetim de yeni gelmişti, başkanımız da yeni gelmişti. Yani birbirimizi çok fazla tanımıyoruz birbirimizin karakterini bilmiyoruz. Biz geçen sezon bunların da sıkıntısını yaşadık. Yani burada birbirini tanımak lazım. Hı hı. Birbirine güvenmek lazım. inanmak lazım. Yani ben senin bir şeyi başarabileceğine inanıyorsam bunu anlarım zaten. Çünkü sen de konuşuyorsam anlarım bunu yani. Öyle değil mi? İnsanlar evet. birbirini tanırlar yani bir şey konuşurken. Bilirler nasıl bir tarzı olduğunu, neler yapabileceğini. Ya inanırsınız birini anlatırken. Şimdi biz birbirimizi geçen sene çok tanımıyorduk. Yani yeni... Yönetim başkanı anlamında söylüyor. Başkanla tabii. Hı -hı. Tanımadığımız için o süreçte hem transfer konusunda... Çünkü ben çok netim mesela. Rıdvan Hoca beni tanır. Ben çok net konuşurum yani. Hiç ben sürüncemeye yer bırakmam bir şey konuşurken. Her şeyi net bir şekilde konuşurum. Hiç i̇şte çıkış maddesi bırakmam yani. Bir şey varsa vardır. Ben de yoksa yoktur yani. Başka bir... E, konu, benim konuşmalarım böyle olur genelde. Sorunlar yaşadık ama kulübün ekonomik sorunları da vardı bunun yanında. Sadece bir sorun yaşamadık. Tabii ki transfer yapmakta zorlandık. Geçen sezon satın alma ve kiralama bedellerini harcadığımız parayı biliyorsunuz herhalde. Hiç para falan harcamadık Doğru. yani. Belki de tarihin en az para harcanan sezonudur. Bence öyle geçen sene. Kiralama ve satın alma bedellerine kulübün verdiği para meselesi. Ama ama o top sohbetimizde hatırlar mısın? Bir şey sordum. Benim için önemli dedim. Oyuncuların Hani çünkü Türkiye'de en büyük problem oyuncu ödemelerindedir. Hiç oldu, hiç olmadı dedim. Bana. Evet. De oyunculara kulüp evet. Çok en mesela. azından transfer yapmasak da oyunculara evet. parası ödersen. En önemli tarafı oydu. Çok çok büyük transferler yapmadık. Ama aldığımız oyuncular mesela Raşit Gezal'ın transferi tamamen bir tesadüf transferdir yani. Tesadüf Nasıl yani? Nasıl? Yani. Ya benim bir menajer arkadaşım geliyor. Hocam bir oyuncu var. Seyreder misin diyor. Tesadüf. iki gün var transferi. Ben de seyrediyorum. Evet. Tesadüf yani. Telefondan seyrediyorum dedim ki ya sen bu oyuncuyu nereden buldun diyorum. Tanımıyorum oyuncuyu ben. Sen bu oyuncuyu nereden buldun diyorum. Hocam böyle bir oyuncu normalde var diyor. öyle telefondan falan da seyretmem bir, yani, seyretme ben he. normalde. Bakmam yani. Tesadüf Cesadelfen... Temel özelliklerine ha. baktım. Yok hocam sadece topu alışına verişine baktım o kadar. Sen bu oyuncuyu nereden buldun dedim yani. Şöyle ben dedim bunu getirir. Transfer iki günden işte motosiklet, o bu uçak, yazışmalar yani. Bu motosiklet ne? Ya en son motosiklet yetiştirdiler ya onun şey mevzusu var ya hala. tabii tabii falan. Allah Allah. Tabii yani. Olmuştum. Ama şu var. Yani oyun zaten tesadüflerin, tesadüf oyunu yani zaten bu. Adam işte top şut çekiyor, birine çarpıyor, ne düşüyor, boş kaleye atıyorsun. Tesadüf yani. Oğlum olur yani. Bir de öyle bir transfer oldu bize. Ve o Raşit bize inanılmaz işler yaptı. İşte Karagümrük'te hazırlık maçı oynadık. Abu Bakar oynuyordu mesela. Lan bu nereden oynatalım dedik. Ya bunu bir sol kenarda oynatalım dedik. Bu çocuk fizikli müzikli orada bakarsın iş yapar. Oynattık. <laughs> dedik ya bu adam sol kenarmış zaten. Santrafor <laughs> değil yani bu çocuk sol kenarda çok daha iyi oynuyor. Hani bunları biz tesadüfen görüyoruz yani. Ya bunları şimdi bütün samimiyetini anlatıyorsam bu tabii futbol Allah vergisi bir zeka var senin yani tabii. Şimdi çok farklı kişilerle konuşsak böyle parçası. Şimdi koşunuz soldan onu aldık da işte aslında Lerin orada oynayacağını hissetti. Yok bakalım dediniz. Ha, evet. aslında de. bir tür samimiyetiyle söylüyor. Bu tabii büyük avantaj. Ama bir tarafta da ta yıllardır Beşiktaş'ta kondisyonlarında Murat'la da bildi. Yani takımın genelde fiziki durumunu o hocaları bırakıp gözlemlerini bir İngiltere'de İngiliz evet. modeli gibisin değil mi? Evet, Öyle evet, anladım kadar. Evet. Tam İngiltere menajeri modeli değil mi hocam? Gibi. Peki e, mesela mesela Raşit ile ilgili oyuncu da oynadığı daha önce kulüplere göre ben oyuncuların da geliştiğini görüyorum sende. Evet. Rorzi mesela. Rorzie ilk geldiğinde Evet. Eyvah nereden aldı be? Şöyle canım? anlatayım. Sonra baktım. Tavrımız, oyunculara tavrımız çok net. İstediğimizi çok net bir şekilde anlatıyoruz. Bunu istiyoruz. Ya bunu yapıyorsan problem yok, oynarsın. Yapmıyorsan yapacak bir şey yok, oynamazsın. Çok net yani her şey. Sonuçta hepsi profesyonel futbolcu. Hepsinin işi futbol oynamak. Yani koşmak ve mücadele etmek. Geçen gün bunu söyledim, toplantıda söyledim. Yani siz koşmazsanız eğer o zaman ben de futbol oynarım. Öyle mi? Evet. Sizden daha iyi oynarım bile yani. <laughs> Koşmazsak. Ben niye oynamıyorum? Çünkü ben yaşlıyım. Koşamıyorum ben çünkü. Evet. Benim fiziki gücüm yok yani. Ben topu alırım, nokta atışı, noktayı atarım. Ya orada oynayanların hepsinden daha iyi atarım. Emin ol yani o topu atma işini yaparım yani hepsinden de. Ama koşamam. Geçen gün yorumda onu söyledim yani hakikaten. Şimdi bize kale uzak geliyor. Yoksa ben de oynarım dedim evet. yani. Öyle Hocam şimdi olmuştur. bana maç, maç sağa maç seyrediyorum ya. Ya kale o kadar uzak geliyor ki mesela. Tabii canım, tabii. Ama futbolcuyken o kale var ya sana bana bir metre gibi geliyor mesela. O topu orta sahada alıyorum kale şurası gibi geliyor mesela bana. Mesela şimdi daha. Sergen falan biz hoca diyelim ki stada çıktık değil mi? Ben çıktım o, o veteran maçları falan. Allah'ım diyorum bitmiyor ya bitmiyor. kale. Bitmiyor. Koş koş bitmiyor değil mi? Yoruluyorsun. Yoksa biz oynarken var ya çok yani çıtır geliyordu ama çok fark ediyor ya evet. yaşam fizik güç falan. Bıraktıktan sonra anlıyorsun onu. <laughs> Şimdi o sahanın orta sahasından o kaleye gitmek var ya bize zulüm gelir yani. <gülüyor> <adam>. <gülüyor> aynen aynen. Hocam şeyde kalmıştık ya. Geçen seneyle bu seneyi kıyaslıyordunuz takım olarak. İlk <laughs> üç hafta fark evet. o genişliği. Evet. Kadromuz kötü değil. Transferleri yaptıktan sonra kadromuz iyiydi ama genişliğimiz yok. Yani bir sakatlık durumunda hani bir sıkıntı yaşadığımız süreçte bunu nasıl altından kalkarız? Aslında sorduğumuz oydu biraz. Yoksa takımı toparladık. Lig yarışının içine de soktuk. Tabii. Oyuncularımızın performanslarının hepsi yavaş yavaş maksimuma çıktı. Her şey normal doğrultuda gidiyordu. Dediğin gibi o son yaşadığımız o sakatlıklar Nisan ayındaki bizi mahvetti. Bu sene hocam? Bu sene şimdi çok daha güvenliyiz. Bu sene bu sene farkındaysanız inanılmaz bir güven tazelemesi var bizim camiada. Transferler geç geldi ama hiç kimsenin hiçbir şey yazdığı yok, çizdiği yok. Twitter'dan kimsenin bize veya yönetime niye oyuncular gelmiyor, niye o gelmiyor, niye bu gelmiyor. Çünkü bir artık güven var. Herkes güveniyor artık. Yani öyle de olsa, böyle de olsa. Ki Burada siz de da, geç geldiniz hocam. yani Beklenenden. Çok, benim geç gelmem çok problem değil. Zaten çok ara var. Hani ben ben geç gelsem ne olacak? Ben sürekli telefonla konuşuyorum yani. Onda bir sorun yok yani. Hani yapılan transferlerle benim geç gelmemin bir alakası yok. Biz zaten araştırma içerisindeyiz sürekli. Çalışma devam ediyor. Tabii yani. çalışma zaten devam ediyor. yani millet şöyle zannediyor. Zaten ee, ben traktora... yokum. Hiçbir şey yapılmıyor zaten. Ne alakası var? Kontrat yapmak başka bir şey. Zaten o olmamış olsaydı evet, imz yani Ahmet Bey ve Emre Bey'li Dön, sonra hemen tak 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 ve dış transferler hızlandı. E hocam, bir... hocam oyuncuları şimdi bir anda alamıyorsunuz ki. Tamam. Dediğim gibi bunun başkan bir ton sponsorluk anlaşmaları limiti aştırmaya çalışıyor, uğraşıyor. o ara oyuncularla görüşüyorsunuz. O limitleri uydurmanız gerekiyor. E bir, şey, Avrupa'dan bir oyuncu alıyorsun. Al, al bakalım iki günde bir oyuncu alabilecek mi Avrupa'dan? Motosikleti var o. <gülüyor> <gülüyor> yani bir gidiyorsun adamın kendisi var, menajeri var, bonservisi var. İşte bir Rozier mesela, Rozier transferinde kaç ay uğraştılar mesela? Niye? E o kadar iş o kadar istekli olduğun zaman e, kulüp de diyor ki 5 milyon euro isterim ben diyor. 4.900'e vermem diyor. Yani Türkiye dünya yani, değişiyor adam öyle diyor yani. 5 milyon diyor. 4.900'e vermem ben diyor adam. Tok satıcı. E tok Adam tok çünkü senin durumunu biliyor. Ha, buradan da o zaman yabancı ile ilgili yerli piyasasının arttığı konuşuluyor. Sen o konuda netsin anladığım kadarıyla. Yabancı evet, sınırıyla ilgili. Sınırıyla ilgili. Oraya ben e, yabancı sınırıyla ilgili şunu söyleyeyim: Altı tane yabancı'nın kulübede oturması doğru mu mesela? Soru bu olmalı bence. Altı tane her kulüpte altı yabancı'nın kulübede oturması Türk futboluna kaç milyon euro zarar ettirir? Soru bu olmalı bence. Bunu bence bunu düşünmek lazım önce. Hocam yani bir de mesela siz izlerken maçı Gökhan Töre'yi soktunuz. Ra Raşit Gezal'ı çıkarmak zorunda kaldınız. Evet, geçen hafta öyle oldu. Antep'te öyle oldu. Mesela bir Türk sokmak zorundayım. Bu Türk futbolunu geliştiriyor mu diye ben de izlerken onu düşündüm. Aklıma o geldi yani şimdi bu geliştirir mi oyunun kendisini? Bence yani bu çok uzun bir evet. belki televizyon konusu. Şu evet. açıdan söyleyeyim. Şimdi oyuncu nasıl yetişir? Oyuncu nerede yetişir? Yani oyuncu yetiştirmek için ne yapmak lazım? Ya oyuncu yetiştirmek için, oyuncu çıkarmak için 3 üç, üç tane Türk oynattım mı? Oyuncu yetişeceğini mi zannediyoruz mesela? Sizi bu doğru mu? Kulüplerin tesislerine bakalım, altyapılarına bakalım. O gençlerin, çocukların antrenman yaptığı yerlere bir bakalım. Onların okullarına bakalım, onların beslenmelerine bakalım. Ya bu daha tabi... geçen gün biz altyapı sorumlusuyla bu toplantıyı yaptık yani. Bunların beslenmesi, oyuncu bana geliyor aşağıdan kelimsiz. Ben iki sene antrenman yaptırıyorum ki oyuncu futbol oyuncu hale gelsin diye. Anlatabildim mi? Onu onu aşağıda yapacaksın. Şimdi tabii hazırlayacaksın. Yabancıyla Oyuncu Bana geldiğinde yani. ben onu geliştirmek için uğraşmayacağım. Oynatmak için uğraşacağım. Ben geliştirmek için uğraşıyorum. Bunun nasıl kolları genişler? Bunun vücudu nasıl sağlam olur? Bunun bacakları nasıl sağlam olur? Bu ikiliye girer mi? Ben, biz onlarla uğraşıyoruz mesela. Olur mu? Oyuncu bana geldiğinde ben bunlarla uğraşmayacağım. Zaten yetenekli hissediyor. Ben 5'inde oynatırım Türk olarak. Oynatmadık mı hocam? Tabii. Oynattınız hocam Hayır, geçen sene. Aslında... Rıdvan'a ilk çıktığımızda ilk geldiğimizde Rıdvan 18 yaşında oynattık. Tabii, Her tabii. sene 19 yaşında oynattık. Biz oynatırız. Ya merak Bizim ettim. Benim adaşımın dizinde önemli bir şey var mı? Kesileme mi oldu adaşım benim? Yok bir şey yok. İyi çok şükür. Kramp girmiş. Yani. Kiralayacak mısınız hocam? Göre yok yok. yok. O nereden çıktı ben onu anladım. Öyle bir haberler var o yüzden sorayım. Dedim. Ne, ne alak, haberi? Niye kiralayalım? Rıdvan'ı kiralayacak Beşiktaş gibi haberler. Mut çıkıyor. geldi. O yüzden herhalde. Hocam böyle bir haber çıktı bugün. Rıdvan'ı kiralıyor musunuz? Bize de yok. sordular. Biz dedik nereden çıktı bu? Kim böyle bir şey söyledi mesela? Biz, biz kimseye böyle bir şey söylemedik. Biz Rıdvan'ı niye kiralayalım? Rıdvan Ersin bizim camiamızın geleceği bunlar. Kiralar mıyız biz bunları? Utku. Ayrıca Utku'yu Karagümrük'e gidiyor herhalde evet. kaleci. Umut Mener. Umut'u aldık, Umut geldi. Bir tane daha bir oyuncu ihtimali var galiba. Var. Bir stoper mı? var, bir tane orta saha var. Stoper de. Stoper şart. Montero'yu alalım, Montero'yu al, Montero alacağız herhalde. Montero, ha. Herhalde satılık almayı düş çalışıyoruz. Tamamen alacağız onu yani. Yani, yani kiralık değil. Evet, %50. bir orta saha düşünüyorsun. Artı bir orta saha planımız var eğer olursa. Ama olmayabilir de be. Oyuncu? Yerli mi yabancı mı hocam? Yabancı. 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 Var mı birkaç ekipman verebileceğim yoksa sıkıntı yok olur mu? Yok hocam 3-4 oyuncu üzerinde şu anda tamam. şey yapıyoruz. Zaten çok zamanımızda kalmadı. Hızlı hareket etmek lazım. Ama dediğim gibi işte yok, ya, yok, ekonomi... Yok yok bu ekipman hallederse onu. Yani ekonomiden e, biraz zor. Bu Rıdvan konusu mesela ha, benim çok canımı hocam. sıktı mesela. Şimdi biz oturuyoruz. E, Rıdvan'ı kiralıyor musun? Ya kardeşim kim söyledi size böyle bir şey? Biz Rıdvan'ı kiralıyoruz mu dedik birisine. Nereden çıktı bu yani? Biz Rıdvan'ı, Ersin'i veririz. Ama minimum 10 milyon euro ile gelirlerse veya üstüyle yani başka türlü gidemezler bizden. Onlar camianın geleceği olan oyuncular zaten. Bizim şimdi Umut Meleş'i aldık orada Rıdvan var diyorlar mesela. Ben bilmiyor muyum bunu yani? Orada Rıdvan olduğunu. Yani siz biliyorsunuz ben bilmiyorum onu yani. Hocam şurada bir balla keseyim. Çünkü şöyle bir tartışma var. Hoca önceden Rıdvan'a şans veriyordu. Daha sonra Ensakala formayı tamamen aldı. Rıdvan biraz geride kaldı. Çok, Hoca eskisi evet. gibi kullanmak istemiyor Rıdvan'ı. bir yere geldi. Yorumları var. Hoca mı eskisi gibi kullanmak istemiyor? Yoksa oyuncunun performansında bir problem var mı? Ben şöyle yorum yaptım. Var, var mı mi? Bu, mi hocam? Bu Doğru soru konuştu. bu olmalı. Şimdi şöyle yaptı dedim Sergin Hoca. Ben yorumumu söyleyeyim. İzleyemedin sen program, maçtan sonra. Ee, hafta hafta oynatıyordu. Rıdvan'la. İlk sakat aynı aynı tutuyordu. Evet. Sonra sakatlandı. Sezon sonuna doğru artık şampiyonluk yarışına girince biraz gerilediğini göstermişti. Sakatlandı. Evet. Formaya evet. aldı ve devam etti. Evet. Evet. Geriye gitmişti çünkü. Sakatlandıktan en... sonra çok geri gitti. Evet. Yani evet. fizik olarak geri gitti, oyunsal anlamda da geri gitti. Olabilir. Nisan bu normal bir şey bu yani. Evet. Ha, hani bunu çok büyütecek bir şey yok. Olabilir. Her oyuncu sakatlanabilir. Her oyuncu sakatlandıktan sonra düşüş yaşayabilir. Normal bu. Ama biz ne yaptık? Biz Formda olan da oynamak zorundayız. Şampiyonlar'a gidiyoruz. Biz o anda şunu düşünemeyiz yani. Rıdvan'ı oynatalım, öbür hafta Sakalı'yı oynatalım. Öbür Sakalı, Evet mi? öyle başladı. Evet, doğru. Çünkü arka arkaya maçlar var. İki evet. onu oynatıyoruz, bir onu oynatıyoruz. İki onu oynatıyoruz, bir onu oynatıyoruz. İkisini de aynı seviyede tutuyoruz. İkisi de benim için aynı. İkisini de oynatırım, hiç problem yok. Ama bir tanesi düşünce teki kaldı elimizde. O yüzden tekiyle devam ettik. Şimdi de bunun bunun buraya tekrar gelmesini bekliyoruz. Yabancıya tam yarım kaldık. Aslında televizyonlarda biz tartışmamamız lazım. Futboldaki özellikle teknik direktörlerin bunu ciddi şekilde istişarelerle tecrübelisi tecrübesi bunu değerlendirmesi lazım. Kimse bize bir şey sormuyor. Bunu yöneticiler karar vermemesi lazım. Veya herhangi bir kişi çıkıp da işte beş yabancı olsun, altı yabancı olsun ki herhalde Avrupa'da bizim kadar değiştiren yok. Yok. Şimdi yabancı için sınırlı olsun. Bununla ilgili doneler konur. Yok, serbest olsun. Bununla ilgili Don işte bu istişarelerle olabilecek şeyler mi, atlatılabilecek şeyler mi? Benim düşüncem şu, yani yabancı kısıtlarsak, Türk futbolcular, Türk oyuncu çıkar gelişir, o bir defa yüzde yüz yanlış. Niye hocam? Biz çıktığımızda şey mi vardı yani? Biz nasıl çıktık oynadık yani? Yabancı olsa ne olur? Ben oynardım. Yabancı olsa ne olacak yani? Şimdi sen oynayan adamı durdurabilir misin? Olacak adamın önüne geçebilir misin? Geçebilir misin hocam? Evet. İşte mesela Galatasaray Kerem diye bir oyuncu aldı mesela Erzincan'dan. E oynuyor işte. Oynuyormuş demek ki yani. Öyle mi? Evet. Niye baba el değildi de oynuyor, değil mi? Yani oynuyor. Demek ki oynayabiliyormuştu. Işte. Fenerbahçe gencecik çocuğu oynatıyor. Oynuyormuş demek ki yani. Hocam sizden evet. hiç fikir hocam almadılar. Oynuyor. Hiç fikir almadılar, değil mi? Yani bu yabancı konusu ne olsun ne etsin diye. Sorular federasyon fikir aldı mı sizden? Ben zaten bu konuyla ilgili çok eleştiri yapıyorum ya. Bana da şimdi şey olacaklar. Yok, bu federasyondan sürekli ben konuşuyorum. Hayır, federasyon Şunu anlamadım. Evet. Bence söyle, sorulması gereken Abdullah soru. Abdullah Avcı'ya soruyorum. Bana soran olmadı diyor. Yok kimseye sormadılar hocam. Aykut Hoca'ya soruyorum. bana da soruyor. Sergen Hoca'ya soruyoruz. Yok nasıl hiç bu anlamadım. Şu var. Önce kararı kimin aldığını açıklasınlar. Bu kararı kim aldı? Şimdi şöyle bir şey var yalnız. Kulüpler Birliği oturuyor. Federasyonla birlikte konuşuyorlar. Ama bu ama Yok, problem kulüpler... oldu. Bu nasıl beraber? Beraber konuşmadılar mı? Şimdi, şimdi şöyle bir şey söyleyeyim. Değil mi? Geçen yıl ligin ilk yarısında birdenbire 14 ı, artı 2 çıktı. Pandemi döneminde 8 artı 3'e dönülecek demişler. Resmi ya da gayri resmi. Tamam ama onu şeyden dönmediler. Pandemiden dolayı tamam. aynen bıraktılar evet. onu. Yani ben aslında birdenbire önünüze çıktı biliyordum ama federasyondan da aradılar. Dediler ki hayır biz kulüplere bir yıl önce bildirmiştik. Bildirdiler doğru söylüyorlar. Evet. İşte o dönemde bir istişare bildirenler kim? Onlar... Bunu bilirler mi? Tabii bunu. Ben kararı alanı merak ediyorum hocam. Futbolla evet. ne kadar işli dışlı. Bu oyunu ne kadar biliyor? Ben kararı alanı merak ediyorum i̇şte alan belli. Federasyon Türkiye Futbol Federasyonu. Kim? Kimin etmediler Evet. Futboldaki teknik direktörlü isaretmediler. Daha ileri gitti. Yönetimden de Beşiktaş'ta bir şey olduğu zaman bu kararı ben alıyorum hocam. Oyuncuyu ben gönderiyorum. Ben gelmesine müsaade ediyorum. Bu kararı alan benim. Benden başta kimse bu konuyla ilgili bir karar veremez orada. Öyle mi? Doğru mu? Doğru. Olması gereken bu. Evet. Bu marifet evet. değil yani. Öyle mi? Ben de Kesinlikle. diyorum ki orada Kesinlikle. bu kararı kim verdi? Tamam. Futbol Türkiye... Federasyonu verdiği defu beni tatmin etmez. Kim verdi hocam? Hangi kurul verdi? Kimler var o kurulda? Bu işin ne kadar içindeler? Hani bu i̇şte kimle bu son görüşmüşler? Bu son işare sor, etmişler? Bu son soru önemliydi söyle. Bunun işte kolayı da var aslında. Siz antrenörler birlikte olmak zorundasınız. Yani hadi onun dört yabancı, hadi yedi yabancı olmaması lazım ki Federasyona da bu hep birlikte istişare edilip bildirilmesi lazım. Bence de. Şimdi Doğru. E, hakikaten de kaleci antrenörü, teknik kalecinin dışında da bir teknik te, heyette daha birinden o hesap yapsın çünkü gerçekten karıştırabilirsiniz yarın bilirsiniz. İşte Şimdi hocam heyecan... so biz yaşadık işte. Türk sokmanız lazım diyorlar bize kenarda. Ne oldu hocam orada? Bir anlatır mısınız? 3 diye gösterdi Murat, ya Sağda 3, sağda üç tane Türk olması lazım diyor bize. Biz de diyoruz ki 8 yabancı olması gerekmiyor mu? 8 yabancı var işte sağda. Hala 3 Türk'te kalmış ya atıldı birisi. <laughs> hani konu 3 Türk'ün olması mı 8 yabancı olması mı? Hangisi? 8 yabancı değil mi kural? Ya atıldı oyuncu atıldı. Teknik ekip mi sordu hocam? Hakem bu uyarımı yaptı size orada. Yani hocam hakem şimdi şunu söyleyeyim hakemi de suçlamıyorum ha yanlış anlamasın kimse. Orada insanların kafası karışabilir. Tabii. Orada anında bir şeyler oluyor ve orada bir dakika töp, içinde töp, töp. ona bir şey söylüyor ona bir şey söylüyor. Ben diyorum ki yani ne olacak diyorum. 8 yabancı var zaten sahada. O da yok. Yok üç Türk olması lazım diyor oradan sürekli böyle üç üç yapıyor falan böyle. Ben diyorum ki ya ne yapacağız kardeşim? Kimi sokacağız oyuna? Bir an evvel sokalım. Eksiyiz. Hani alexi çıkarmamız lazım çünkü klasik 4 dört evet. 1e dönmemiz lazım. Yani on kişi kaldık onu evet. yapmamız lazım. O ara 5 dakika daha konuşsak ve iki gol yiyeceğiz. Çünkü Merkezde bir tek Aleksey Çözef kaldı, Tabii. oraya ikinci merkez oyuncusunu sokmam lazım. Necim? Normal 4-4-1'e dönmem gerekiyor Tabii. yani 10 kişi kaldığım için. Dönemiyorum bir türlü yani 3 Türk mü var, 8 yabancı mı var onu mu çıkaralım, bunu mu sokalım, ne yapalım? Ya dedim bırak lanet olsun, Necmi Çağrı sokalım dedim bari bir an evvel de, <laughs> Türk sokalım garanti olsun. <laughs> Aslında. Garanti yani. olsun, Garanti Çok olsun güzel. dedim ya, Türk sokalım ne olur ne olmaz, ne garanti olsun dedik o... <laughs> Ama bu harika ama ya bir yandan da ya çok hakikaten gülüyoruz ama tirajı da komik onu da söyleyeyim Yok yani. Değil. Şimdi biz ben efsaneler masasındayım inanılmaz mutluyum. Yani efsaneler masasındayım. Federasyon mesela bu karar alırken bütün teknik adamlar karşı kulüpler karşı taraftarlar karşı. Şöyle bir masa kurulup bu karar niye alınmıyor? Mesela Sergen Hoca'nın dediği gibi. Yani Sergen Hoca az önce bize dedi yani ya, kim aldı kararı? Ne Neden fası? böyle bir masada alınmıyor ben, yuvarlak ben masada? Neyi merak ettiğimi söyleyeyim hocam? Yani kaç yabancı oynamış oynamamış? Yani seni ne ilgilendiriyor yani? Ben onu merak ediyorum. Sen 14 yabancı mı? Kim oynarsa oynasın seni niye ilgilendiriyor bu kadar? Öyle mi? Ben yani şimdi sen 14 yabancı oynadığı zaman yani ben Ersin'i oynatmayacağım mı? Rıdvan'ı oynatmayacağım mı? Yani? Evet, evet evet aynen. Şimdi... oynatmayacak veya Salih'i oynatmayacağım mı işte. Gökhan'ı oynatmayacağım mı? Şimdi... Kenan'ı oynatmayacağım mı işte? Necip'i oynatmayacağım mı yani? Sen böyle bir kural koyarsan ben oynatmayacağım mı bunları mesela? E yine oynatacağım. Şimdi aslında Hadi kongre merkezinde Fatih Hoca sadece teknik direktör olarak değil Futbol direktörü geldiğinde 14 yerli kuralı. Bu 14 yabancı dersiniz. 14 yerli kuralı. Fakat aslında önemli bir karardı o. Ama uygula, uygulanamadı. Neydi? 14 tane yabancı var diyelim veya yerli. Alt yapıdan oyuncu çıkarırsam prim. Ne kadar yabancı oyuncu alırsan ona göre fona para yatırılıyordu. Bu da en çok altyapıdan oynayan, oynatan kulüplere ikram yani prim olarak dönüyordu. Federasyon bu Fatih Hoca'nın hazırladığı bana göre bu altyapıları destekleyici fonu Türk Balı'na bir anda bir hafta sonra kaldırdılar bunu. Ya hocam sen altyapıyı destekliyim diye para veriyorsun. Kulü, hayır, kulü, o, onu zaten yukarıda kullanıyor aşağıda kullanmıyor. Ki. Ama bunun da denetimini yapacaksınız zaman Öyle mi? Sonuçta yani? yanlış Doğru. bir şey değildi bu. Fakat Yanlışa götürüldü iş. Onu siz fonu ya ayırıp hocam, da... Hocam sonuna kadar katılıyorum. Ya şimdi sen Ersin'le bana oynatıyorsun. Kulübüne bir anda 200 bin, 300 bin euro, 1 milyon euro gelecek. Gelmesi lazımdı. Gelmesi hocam lazımdı. bir haftada kayboldu. O, o, zaman o zaman 11 tane oynatırız onlarla. <gülüyor> <Evet>. <gülüyor> hocam o fon bir haftada kayboldu. Evet, ışınlandı. Evet. Işınlandı, kayboldu. Şimdi hocam bu arada... Şimdi Fırat Güneyer de attı bana. Ee, çok yorum geliyor. Çok teşekkür ederiz değerli izleyenler. Hem Twitter'dan hem Instagram'dan. Okuyamadım. Sorusu taraftarlarını da... Evet, çok var şey. okuyacağım. Laf lafa açtı okuyamadım. Az önce Fırat Güneyer göndermiş. La Liga kapatılsın diye hashtag trending topic olmuş hocam. Siz La Liga'yı planlıyorsunuz diye. İspanya'ya gitmeyi planladığınızı söylediniz ya. Beşiktaş taraftarı trending topik yapmış. La Liga kapatılsın diye. Sergen <laughs> Hoca bir yere gitmesin Hayır, diye. Hayır bu yani yok, bu sadece yok, bir... Oyun tarzına diyor. baktığın zaman yani oynanıyorlar daha, ya. Evet. Daha oynanan, mesela. İtalya'da çok oynanıyor. İtalya'da daha böyle taktiğe dayalı, <laughs> daha fizik gücüne dayalı, sürekli savunan, bekleyen bir oyun mantalitesi var. İspanya'da daha çok oynayan Oynamak evet. isteyen bir oyun mantalitesi var. Tabi bu işin yani babası Premier League yani. Orası da. Tabi orası yani. Bu işin şeyi tapı orası. Evet yani. şimdi Premier Ligi de kapatacaklar çarşı. Tabi bundan sonraki etiketimiz de olacak. hangi olsun. antrenör istemez Premier Lig'de hocalık yapsın? Ama senin bir hedefin olması da çok değerli. Tabii yani çok insanın, hocam. insanın bir hedefleri, hedefi olmazsa başarılı olabilir mi yani? Ya düşünsene Kilius'taki Sergen'in aslında hedefi yokmuş. Evet. Ama bugün Bugün yani, var. Çok güzel bir şey. Ya, o gün yoktu. Peki mi? Kudüs değil odamızda <laughs> oturuyoruz gibi samimiyetle e, kolay bir soru değil benim soracağım soru. Samimiyetine güvenerek insanları insanlar da seni tanıyorlar. Şampiyonluk şansı dört büyükler arasında gözüküyor ki belli yani dört büyükler şampiyonla oynayacak. Evet öyle görünüyor. Yüzde kaç Beşiktaş? Beşiktaş teknik direktörü diye de MTV Spor'da beraber yapan evet. Yani, hocam yani. şunun şimdi, ya kötü bir şimdi şey hayır hayır, ona açıdan değil. Ya kötü bir şey olsa da problem değil de şeyden dolayı <laughs> söylüyorum ben. Şimdi çok erken, çok erken. Ya yani. sen tamam kendi takımına görüyorsun, Fenerbahçe diyoruz dör, Bence dört takımında şansı var yani. Eşit şans mı? İşte o tamamen oysalmasla olup sonra belli olur Daha biraz erken, değil mi hocam? Yani, çok erken hocam. Çok erken. Ben geçen sene altıncı haftada da on sekizinciydim yani. Öyle mi? E tabi 16. mıydım 17. miydim neydim ben 6. haftaydı. Bak ligin geçen sene 6. haftası ben kaçıncı sıradaydım bir baksana. Len Solbeck oynuyordu hocam ilk hafta. Şimdi bir bak ha. ben en son, biz Gençler Birliği'ne yenildik Ejol. içeride. 6. hafta mıydı? Gençler birine yenildik. Bir baksınlar biz kaçıncı sıradaydık mesela puan cetvelinde. be. Kaç puan farkla biz aşağıdaydık. Peki, evet, sen şimdi 13, 13'müş bana... hocam. Şimdi kaçıncı 13 değil mi arkadaşlar? Ben söz ver. 13. Bak, söz ver bir program ya. bitince yüzde kaç olur falan demeyeceksin ama değil mi? Yok. Tamam. söz <laughs> verdi. Peki. E... Bütün can bence büyük, bütün büyük takımlar bu sene iyi kadro kurdular. Herkes de iyi başladı. Yani bu dört büyük takım böyle inşallah gider diye düşünüyorum. Yani Fenerbahçe ile gidip... ilgili yorumun ne? Üç maçı değil izledin. İyi başladı. Ben şimdi, rakiplerini soracağım. Bence herkes iyi başladı hocam. Bence Fenerbahçe'de genç oyuncuları kullanıyorlar. İyi bir antrenör aldılar. İyi gidiyorlar. Galatasaray zaten Fatih Hoca var, konuşmaya gerek yok. Onlar da ama Galatasaray da çok bir genç ve e, onlar da çok ciddi genç yatırımı yaptılar. Tabii zaman zaman e, sorunlar olabilir, genç oyuncular çok fazla oynattığın zaman olabiliyor ama ya hocam bir risk alacaksın yani futbolda. risk kalmadan bir yere gelmek var mı? Trabzon Trabzon bence en erken kadroyu kuran, en hazır olan takım gibi görünüyor şu an. Trabzon. Çok erken kurdular onlar. Sezon başını da birlikte yaptılar. Bence çok iyi yolda gidiyorlar. Üç galibiyetle başladılar. Avrupa Kupası'nda da bakma iyi gittiler. Roma tabi ters bir takım. Yani yük, yüksek bir takım yani Roma. Şimdi yani Roma'ya eğlendin diye kimse sana niye eğlendin demez hocam. Ben yani öyle düşünüyorum. Veya atıyorum bugün Dortmund'la oynuyorsun yani Dortmund'a eğlendin. Kimse sana niye eğlendin diyemez bu takımlarla Çünkü bunlar Avrupa'nın zaten belli seviyesinde güçlü takımlar bunlar. Sen onlarla mücadele edebiliyor musun o önemli yani. Yeter ki o mücadeleyi ver. Bizim derdimiz zaten Şampiyonlar Ligi'nde o. Biz mücadeleyi vermek istiyoruz. Maç kazanmayı değil. Önce mücadeleyi tempo, vermeyi, tempo, tempoya tempo. düş planlıyoruz. Ona ayak uydurursak bakacağız ondan sonrasına. İnşallah. Ondan sonrasına bakacağız. bütün maçlara geleceğim. Allah nasip ederiz Gel hocam bekleriz. Her Olalım. zaman bekleriz. Valla bu arada 5. hafta sonunda 18'miş hocam. Evet. Ali Okan'cı yazdı şimdi. Doğru mu? 18. Evet. sıradaydık biliyorum bir ara çünkü. Evet. Ya o yüzden diyorum hani şu anda yorum yapmak. 1. yarı 15. Bu Türkiye'de bir ikinci 2. yarı başlar hocam. Sen bilirsin bunu yani. En sakala futbol oynayacak mı? Oynayacak oynayacak. İnşallah. Kalbinde bir problem Bugün yok. Bugün antrenmandaydı hocam bir şey. Bölüm, bir kalbinde yok. problem yok. O gün herhalde yorgunluk mide bulantısı. İçeri girmediğim var. için bilemiyorum o bölümü tam hani. Ha, hayır. Ilgili. Bir dakika şey kalbinle ilgili bir problem inşallah yoktur yani. Değil mi sen onu biliyorsun antrenmana çıktığına göre yani doktor olmadığım için bilmiyorum yani antrenman yapamıyorum. Problem. <laughs> Baypas yaparsın. <laughs> hayır hayır. Ee, şimdi kalbinde problem kalbinde futbol oynayamaz yani. En azından onu biliyorsun herhalde. Bana Beşiktaş'ta oynuyor bir tane solbek. Bana... Sana bir şey söyleyeyim. Kolbe bak kolbe iyi bir konuya yani işte Bana Çocuk futbol var. oynarken futbol oynayamaz raporu verdiler biliyor musun? Neden? O zaman Oynarken. Futbol oynayamaz dediler kalpten dolayı. Aa. Vallahi billahi bak. İlk defa duyuyorum hocam. Olur mu ya? O zaman da patladı mevzu. Kampa gitti gerçi şey gün geri geldim. Işte, efor testleri, kalbe bakmalar falan iki gün sürekli test. Tabii bana rapor verdiler oynayamaz diye. Mahtumdan çıkmış hocam. İşte kalp ritim bozukluğu var bilmem ne falan. Gittik baktılar iki gün yani doktor dedi ki ya kim dedi bunu dedi yani. Hiçbir şey yok dedi. dedi. Ne <laughs> sana? Sana, Vallahi sana, senin için söyleyen kim doktor iyi miydi? Dok doktor da evet. Sonra biz federasyon geri çağırdı hocam. Şey oldum ben gittim efor testi falan filan yaptılar. Özel kalbi bir daha baktılar incelediler falan. Sonra dediler ki ya bir şey yok kim dedi bunu dediler. Oynarsın rahatlar. Sporcuların kalbi daha farklı oluyor falan dediler. Gerçek diyorum. Hocam biraz gelen soruları da okuyacağım. E, Beytullah Bey almış, Ali Bey de yazmış. Laic konusunu biraz e, konuşabilir miyiz? Merak ediyoruz. Kadro dışı kaldı. Evet. Kadro dışı kalan oyunculara tekrar şans verme durumu olabilir mi? Laic konusunu da biraz detaylı isterim ben de. Konuşayım. Geçen sene Şöyle bu de... oldu bir ara tekrar değil mi? Öyle hatırlıyorum. Kadro, kadro dışı, yok, değil yani. kadro dışı değil hocam? Yok, kadro, Son dışı. Dışı. Ama kadro ona... dışı. değil ha, hocam. Kadro dışı çok başka bir şey. Şu anda öyle mi? Şu an öyle. Ya yani kadro dışı başka bir şey. Hı -hı. Oynamaması kadro ayrı, dışı ayrı dışı bir konu. kalma ile... Ama kadro dışı, kadro dışı demek ki şu ya yani biz artık ümidi kesmişiz ondan. Yani şu kadarcık bir ümidimiz olsa kardeşim bırakmam ben. Çünkü konuşmuşuz. La en az 8 tane toplantı yapmışımdır birebir. Artı çok şans verdim. Şahitsiniz herhalde hocam, verdim yani. Tabii. Oynattım, oynattım. Ama bir türlü maalesef istediğimiz seviye yani o beklentide bir oyuncunun bu performansı kabul edilemez. Yani yani şu 500 kadar. bin Euro'luk bir oyuncu olsa kabul edilir. Problem değil. Zaten çok ucuz bir ucuz pahalı oyuncu değil. Zaten performans belli dersin alacağımızı aldık ama bu maliyetlerde bu bu performans kabul edilemez. Hocam fiziksel Hı. mi Hı. psikolojik Hı. mi? Hı. fiziksel kesin zaten problem var da öbürünü bilmiyorum yani. Öbüründe onu artık kendisi bilir ya yani. ama fiziksel olarak zaten var. Çünkü bir türlü istediğimiz seviyeye gelmiyor. Ya yani şimdi 10 numara pozisyonunda oynayan artık on numara çok kalmadı zaten evet. dünyada ama o pozisyonda oynayan oyuncudan ne beklersin mesela? Asist. O ar skor. Iki... Yani sonuç ar yani. Sonuç odaklı oynar o oyuncu öyle mi? Evet, evet. E biz sonuç odaklı oynamasını bekliyoruz. O sonuç odaklı maalesef bize çok bir katkı vermedi yani. Atiba'yla sohbetlerinde Atiba hemen hemen 20 yıllık kariyerinde Forvet arkası tarzı dörtlünün içinde oynadığını oynamış mı? Sen nereden aklına geldi de acayip bir forvet arkası dörtlülerden biri oldu bir anda. Hocam oyuncunun oyuncunun eğer vizyonu varsa yani bir, bir vizyonunu, bir ufku varsa bu ufku nerede tespit ettin? E görüyorsun hocam zaten İzlerken bunu. Yok oyunda da görüyorsun hocam. Şimdi şöyle anlatayım. O şaşırdı artık. mı orada mevkide görüyor? Yok at, hocam Atiba öyle bir oyuncu ki Atiba sağ oynar yani biliyorum sabit olarak yani. stoperde de oynar önemli olan Oyuncu. bence oralarda oynadı da burada pek oynamamıştı sen, sen bir anda karar verdin ve orada oynamaya başladı ve verimli de olmaya başladı şimdi Atiba'ya demişken güzel bir örnek vereyim size şimdi Muhammed Emin diye bir oyuncu vardı bizde işte, biliyorsunuz evet, evet. biz göreve geldiğimizde oyuncunun oynadığı pozisyonla biz göreve geldikten sonraki oynadığı pozisyona bakarsanız biraz aslında ne anlatmaya çalıştığımı anlarsınız yani Emin'i biz geldiğimizde savunmanın evet. önünde duran evet, evet. gelen topu kesen kesin. ve ofansif olarak takıma hiçbir katkı yapmayan bir oyuncuydu. Doğru mu? Evet. evet. Yani ama biz geldikten sonra yani biz onu başka bir oyuna yönlendirdik. Yani sen bu değilsin. Ya sen Premier Lig'den geldin. Bu değilsin ya. Yani. Premier Lig'de bu kadar vizyonsuz oyuncu olmaz. Yani sen bu oyunun kendi oyun mantaliteni değiştirebilirsin. Yani sen öne oynayabilirsin rahat rahat. Ya onu ondan sonra bize biliyorsun gol attı, asist yaptı. Tabii, tabii, onu tabii. onu daha öne oynamaya biz alıştırdık ve biz onu o şekilde oynatınca oyuncunun performansı %100 değişti ve adam gitti Arsenal'de oynadı üstüne bile. Banka bank oynuyordu Arsenal'de. Doğru. Ya yani biz ona ciddi bir katkı yaptık burada oyun sağlamak. şimdi oynamıyor bildiğim kadarıyla. Anlayı düşünmüşsün geri. Düşünürüm tabii hocam. E, herhalde boşta kalıyor. Yok, abi. yok şu Bazen süre anda, süre şu, anda şu anda, şu anda alamayız ama kontratı bittikten sonra Muhammed Emen'in gibi bir oyuncu, öyle bir 6-8 aralığında bir ha, oyuncu anladım. kim istemez. Şimdi oraya bir oyuncu aldınız anlaşılan. Tabii. Yok almadık oyuncu ya ama, ama 6-8 aralığında bir oyuncu. Ha. Oyunu hem öne hem arkaya çift taraflı. Artık dünyada da O zaman Fernandez bir aklınızdan geçti. Evet son. Çift taraflı oynuyor oyuncu. Evet. Yani artık Baz Avrupa futbolunda, mi dünya futbolunda vazgeçtiniz mi falan tam onun boyutunu şu an bilmiyorum. Anladım. Yalan söylemeyeyim. Galatasaray çünkü. Yani istiyor. artık Avrupa'da hiçbir takım oyunu tek taraflı oynayan oyuncu istemiyor. Ben 6 numara istemiyorum. 6 numara olacaksa da atıyorum Joseph gibi olacak mesela. Öyle de oynayacak. O da yani. önde gidiyor baskı yapıyor. De... Evet, yani. yani ben 6 Sağ... numarayı koyayım oraya, dursun ha. orada, gelen topu kessin. Bitti o iş. Eskiden futbolda oyunu ön liberolar kurardı. Artık stoperler kuruyor. Artık stoper istiyoruz. Oyunu öne oynayan. Çünkü kurtarmıyor gerisi eksik oynuyorsun. Yani sen iki stoperini kendi sahanda bırakırsan öteki tarafta 8'e 10 oynuyorsun. O yüzden artık iyice doğruya arkadan zorunda. oyunu kurmaya başladı. Kurmaktan ziyade hocam daha da öne. Yani o pas bağlantısına girmeleri gerekiyor yani. Hocam yani Salih Uçan'da da. gerekiyor. Aynı zamanda pas balansında içinde olmaları gerekiyor. Başka Hı. türlü olmaz. Eksik kalırsın yoksa. Bakın dünyanın en büyük takımlarında Nerede nasıl oynuyorlar? Hiç öyle mi oynuyorlar? Önde 4 oyuncu oynayıp altı burada mı bekliyor mesela? Hayır. Hepsi önde oynuyor. Çünkü atletik oyuncular. Yani arkaya çabuk gidebilen Hı. oyuncular. Hani arkaya gittin o ağır stoperi yakaladım ben bunu bayıltayım falan. Yok öyle bir şey yani. Hatta ya dönerek de oynuyorlar. gidiyor. Dönerek de oynuyorlar artık büyük takımlarda o, yani City'de işte falan. o, City'de O dönerek De, o çok üst düzey takımlar. Hocam sağ bek stopere geçiyor. Sol ne e, zaman geçiyor? Back, maç içerisinde. Maç içerisinde. Maç içerisinde. Savunmaya ve hücuma, bir hücuma bir göre. City Arsenal maçı vardı bu hafta seyrettin mi hocam? Yok izlemedim 5-0 beraber. Ya, beraber yani. Hayır bir takımın, yani bir takımın çaresizliğini görürdün yani seyretseydin. Ya evet. bir takım nasıl çaresiz Değil kalır ya? sahada onu görürdün yani. Yani, yani. gerçi 10 kişi kaldılar ama çok bir şey ifade etmez. yani. zaten çok fit durumda olduğu zaman çaresiz bırakıyor. Evet. Bırakıyor Alanı yani, bırakıyor. Adam seni çaresiz bırakıyor sahada. Sen istediğin kadar ben öyleyim, ben böyleyim. Geç onu. Adam görürsün maçta. Seni çaresiz bırakıyor adam. Hem top kendisindeyken oynuyor, top Şarkı sendeyken de... de gelip alıyor yine Hemen kendi abi. oynuyor. Öyle baskı yapıyorlar ki aslında önde alanla Evet. Hocam şimdi bu benim ufkumu açtı. Mesela maçları izlerken tarzını beğendiğiniz ya da şunu da oyunuma ekledim dediğiniz bir teknik adam var mı Avrupa'da? Ay ben maçları izlerken yani oyunun ne oynandığına falan bakmıyorum ya. Ben nasıl ya yani mantaliteyi çözmeye çalışıyorum. Mesela o, o City Arsenal maçını seyrederken tamamen City'nin oyun mantalitesini kafamda kurgulamaya çalıştım. Savunmadan nasıl oyunu kuruyorlar? Hucuma nasıl çıkıyorlar? Önde kaptırdıklarında nasıl baskı yapıyorlar? City'yi ezbere biliyorum ama onu söyleyeyim. İşte Barcelona'da kültürünü de yerleştirdi ya, ben City'nin mesela antrenmanlarını da izledim. E maçlarında da nasıl alan savunması yapıyorlar, önde baskı yapıyorlar. Tamam hocam işte onu yapmak için, Heh, bak onu yapmak oyuncu. için oyuncunun fizik gücü olması tabii. gerekiyor. Sen 105 kilometre koşan bir takıma onu yaptıramazsın hocam. Ama City'nin mesela koşu mesafesi çok yüksek olmayabilir. Olmaz çünkü ÖBET İktisadı oynuyor. Hemen Olmaz. alıyorlar oynuyorlar. Hayır biz onu da onu da takip ediyoruz. Yani Hı. öteki alanda oynuyorsan koşu mesafesi ona, ona göre çıkıyor. Ama çok böyle giriş giriş gibi bir oyun olduğu Tabii, zaman. O zaman çok çıkıyor. O zaman mesafe çok yukarıda çıkıyor. Şimdi onlar sürekli atıyorum. içeride bir da oynuyor mesela atıyorum. Ee, öpe, ön alanda oynuyorlar. Orada koşu mesafesi zaten Tabii. en fazla 107-108 çıkar yani en fazla. çıkmaz. Ama Avrupa'nın üstü. Ama Şampiyonlar Ligi'ne geldin mi evet. bir de orada bak. Evet 120'lerde onlar. Tabii 120'lere çıkar. 120'lere çıkıyor sizin de çıkmanız lazım. Yani. yani artık futbol o kadar değişti ki. O kadar değişti ki. Hiç bizim zamanımızdaki oyun oynanmıyor şu an ya. Yani. Tabii Galatasaray çok hazırlıksız yakalanmıştı. İlk maçtı. Hı. Hocam bizim durumumuza düştüler. 102, geçen seneki. Aynı. Ağaoğlu maçı. Aynısı. Maç, bizim aynı bizim o, durumumuza şimdi düştüler. Bir de değildi. onlar da hazırlıksız yakalandı. 102'ye 115'miş İşte transfersiz ikiye, yakalandı. 102'ye 115'miş yani. Hem 102'ye 117. Hem 117 koşuyor hem topa sahipti. Evet. Yani tabii. Yani Galatasaray da geçen, geçen seneki gibi hazırlıksız yakalanmıştı. Kadro Ama yok. Şu yok. Var. Hocam hazırlıksız yakalanabiliyoruz. Biz de yakalandık, onlar da yakalandı. Ama işte yani biz PAOK maçından sonra mesela bana öyle suçlamalar yaptılar ki yani biraz mantıklı olmak lazım ya. Yani yani bizim e, mantığımız şu. İşte Sergen gitsin, Rıdvan gelsin. Rıdvan gitsin, Ahmet gelsin. Ahmet gitsin, Mehmet gelsin. Hocam mantık bu olmamalı. Bu olmaz. Yani herkes gitsin. E kim gelecek? Guardiola falan mı gelecek yani? Ya herkes hep gitsin. Hep gitsin mantığındayız. Ya Gitmesin. Kalsın. Kalsın orada bir şeyler yapsın. ya Dört tane büyük camia var. Biri şampiyon oluyor hocam. Üçü başarısız oluyor zaten. Ba baş aslında başarısız değil ama bakış açısı öyle. Maalesef. Başarısızsın diyorsun adama. Niye? Sen şampiyon olamadın diyorsun mesela. Maalesef. Bu benim için de geçerli. Geçen sene ben Allah yardım etti. Bana iki tane kupa kazandım. Etmeseydi, şampiyonluğu kaybetseydim. Beş günde iki tane final maçı oynadım hocam. İkisini de kaybedebilirim. Öyle mi? Doğru. E kaybetseydim ben ne durumda olurdum sence? Orasını konuşalım O mesela. 11 ay gitmişti yani. Hocam 11 aydan ziyade başka şeyler de gitmişti. Başka şeyler de giderdi yani. Ama e, şans yoktur Allah. Ödül vardır. Ya. Ödül vardır. Ama şanssız derler mesela. Yok ödül vardır. Ceza vardı ama, ama ben şunu anlatmaya çalışıyorum. Yani biraz birbirimize güvenelim ya. Güvenelim biraz ya birbirimize. Bir şey olmaz yani. Hep o gitsin, bu gitsin ya bırak kalsın niye gitsin? Herkes gitsin diyoruz bize. Avrupa'da böyle bir mantık yok. Bakıyor musunuz? İtalya'da, Almanya'da kaç üçe değişiyor bir sezonda. Sen biliyorsundur muhtemelen. Hocam bizim kaç üçe değişiyor? Hocam bizimki e, kıyaslanmaz bile. Yani şöyle, Maharet ya Ahmet Bey dedi yani. ki, e, sohbet ediyoruz. Yani 3 yıl atalım kontrat dedi. Ne dersin? Atmam. Atmazsın. Atmam hocam ben hiç. Ben bir yıl anlaşıyorum. Hocam neden? Fatih Doğan da soruyor. Biraz, hocam, Ay, biraz bak, bunu ben biliyorsun. başkana da anlattım. Sana biraz, açık açık sana tabii, da anlatayım mı? Biraz önce söyleyin ya uzun hani kalmalı, kalmalı diyorsun ama sen futbolun gerçek açısından mı söylüyorsun? Yani. Hocam Şimdi neden? ne de? ama Sergen gitti, Ahmet geldi, Ahmet gitti, ben geldi. O, olmaz ki bu zamanda. Hocam neden? anlatayım neden olduğunu. Herkes bilsin zaten bu çok konuşulan konu. Şimdi üç sene kontrolat yaparsam eğer. Hocam tazminatı çakarım sana. Tazminatı çakarım 3 sene yaparsan. Tazminatı koyarım oraya. 3 sene tazminatı yazarım diyorum oraya. Tamam yazdı. Ahmet tamam. Bey tamam dedi. Alırım o tazminatı senden sonra. Alırım senden. Bana yok işte vermem vermem diyemezsin yani. Kontrol garanti kontrolat yapar ve tazminat yazar. Ben dedim ki verdim tazminat Tamam yazdım. Olması gereken bu ben arada. Ben diyorum ki kulübü böyle bir şeyin altına neden sokayım? Gerek evet. yok. Ha, şimdi Biz zaten bak, buradayız. Şimdi, şimdi oldu. E yani? Çünkü antipatik hale gelirsin. Diğer türlü bak tazminat koymak istiyorum de, dediğin zaman ben nasıl Beşiktaşlısı Hocam ne alakası var? Olur. Sen bana şimdi 3 sene kontrolat teklif edersen beni 3 sene bağlarsan ben de seni bağlayacağım 3 sene. E tamam ben ya, de bu olması gerek... gereken tabii. Normali bu yani. Şimdi inşallah ama Allah... ben kulübü önümüzdeki sezon seçim var. Biliyorsunuz bizde. Hmm. Ve kulübü böyle bir kontratın altına sokmaya gerek var mı yani? Biz ama, zaten buradayız, gerek yok. Ama böyle de. bir teklif yapılmış olsa tazminat olursa imzalar mısın? Hayır. Gene beklerim. Beklerim. Tam. Başarıdan dolayı mı hocam? Başarıdan dolayı. Senin başarıdan. Senin kredin. Bence fazlasıyla var. Ya hocam Allah razı olsun. Taraftarımız bize çok destekliyor. Evet. Bizi el üstünde tutuyor. Ondan yana hiçbir şikayetimiz yok. Ama ben kulübümü zor duruma sokmak istemiyorum. Benim derdim o. Gerek yok yani. Biz zaten buradayız. Tamam. Biz 20 senede Şimdi burada oldu. kalsak ne fark edecek yani? Şimdi oldu. Bize. Mesela sezon başı yapılan bizim transfer pozisyonunda da. Ya hiç kimse hiçbir şey bilmeden sürekli yazıyor. Hiç kimse bir şey bilmiyor. Bir kere başkanın evinde görüştük. İkinci görüşmemiz Emre Kocadağ'ın evinde. Bu kadar. Bu kadar. Bu kadar. Başka bir görüşme yok. Arada benle görüş <laughs> <Oca 'yla> görüştük. Arada hocayla görüştük. Bu Sorun. kadar yani. Başka bir görüşme olmadı zaten. sanki şöyle bir imaj verildi herkese. İşte ben oturdum bana 1 lira ver. Yok 1-200 ver. Sen 1 milyon Ben 800 istiyorum. O 900 verdi. Yok ben 850 yiz. Yok böyle bir şey yani. Böyle bir pazarlık olmadı. Olmadı. Ben zaten tatildeyim. Yoktum burada zaten. Başkan da tatildeydi. Öyle bir yoğun sezondan çıktık ki biz daraldık yani. En son başkan hatta bana görüşelim dedi. Ben dedim ki ya ben bir şey görüşecek durumda değilim. Ben biraz gidip 3-5 gün kafamı dinlemek istiyorum dedim biraz. Çünkü yani beynimiz öyle bir yoruluyor ki hocam sen anlarsın ya öyle bir yoruluyor ki artık yani hiçbir şey kaldıramayacak hale geliyorsun bir yerden sonra. Çünkü bu iş böyle basit bir iş değil. Sen İzmir'de son 5 gün bizim yaşadığımız o 5 günü bilsen yani ne anlatmak istediğimi anlarsın. Saniyelerle yarış. Hocam ya yansıdı hocam, Şampiyonluk maçına Tabii. Gittiriz. Zaman geçmiyor ya. Geçmiyor, geçmez. Ya biz diyoruz ki zaman geçsin. Gidelim şu maçı oynayalım Olmayacaksak da olmayalım Peki, olmayalım diyoruz ya. Peki Beşiktaş Fenerbahçe maçı oynayacaksın. Beşiktaş Galatasaray maçı futbolculuğunda zaman geçiyor muydu? Hemen geçiyor. Geçiyor hocam orada hiç. <laughs> Rahat ya yani orada hiç umurumda bile Tabii, değil o zaman oynarken. Ya maç saati oturuyoruz i̇şte Burada. Çay içiyoruz, kahve içiyoruz, konuşuyoruz, konuşuyoruz. konuşuyoruz saate bakıyoruz saat 2, 3, 3,5, 4. Hadi gidelim diyoruz yeter ya bunaldık yani. yani <laughs> Durmak daha kötü. Peki, Öğlen bir de oynasanız dediler. Fırat bir de oynayacağız Ay, bizim maçı. Ya. Ya hocam, Fırat hocam uzatmayı verdi. Ya ben maçın bittiğine inanamadım ya. Maç bittiği zaman Hakim düdüğü çaldı ya. Ben inanamıyorum yani. Maç Galatasaray maçı bitmişti. O bitmişti, bitmişti. zaten. Hani oyuncular bize kenardan soruyorlar. Ne oldu ne oldu? Ya oyunculara da anlatıyoruz. Git kardeşim bitiyor maç. Oyna tamamlıyoruz. Bitirin maçı diyoruz kenardakiler. Yabancıları bir de anlatamıyoruz. İngilizce karışık anlatmaya çalışıyoruz orada. <laughs> Fırat Aydınos mesela maçı bitirdi. Bir, ben inanamadım ya. hani ya bakıyorum, İlk bak defa hani öyle gördük. Ne maçı yani. Siz, hakikaten. Sizi ilk defa Çünkü öyle gördük. aylardır aylardır o uğraşıyoruz öyleyse. hocam. Aylardır uğraşıyoruz yani. Hani üç günlük bir uğraş değil bu yani. 15 aydır uğraşıyoruz yani biz. Ki hocam yüzden... biz sizi hep baskı hissetmeyen bir spor adamı profili olarak gördük. Orada Aferin. değil mi ilk defa belki de baskı hissetmişsiniz hocam. Öyle bir yolun sonuna gelmişiz ki. imzadı hissetmiş ya düşünsene. Yani biz öyle bir yere gelmişiz ki. Yani olmak ya da olmamak şeyine gelmişiz artık yani. yani olmak ya da olmamak derler ya o an işte o an yani. yani biz o an olamasak o bizim... Şimdi Fatih Hoca'ya bir şey olmaz. Niye? Fatih Hoca yıllardır zaten şampiyonluk yaşıyor, kupa kazanıyor. Fatih Hoca bu duyguların hepsini yaşamış. Ve bizden çok daha tecrübeli. Benim de hocalığımı yapmış değil mi hocam? Tabii Çok tecrübeli yani. Yaptı, Fatih Hoca bizim yüz gömlek üzerimizde tecrübe konusunda. Biz Ayrıca da ki... şunu da söyleyeyim yani o, o da başarısız diyemeyiz yani geçen sene. Yani şimdi ha onu da o da ayrı bir konu yani. Tabii. Mesela Hı -hı. orada biz öyle bir yere gelmişiz ki biz hayatımızda ilk defa büyük takım çalıştırıyoruz. Hayatımızda ilk defa bir kupa kazanma şansı yakalamışız ve şampiyonluk kupası bu. Ya öyle bir ana gelmişiz ki yani olmak ya da yani şampiyon olamazsak köprüden atlayacağız yani oradan. Köprüden atlayacağız yani o an. Çünkü artık onu hissetmemek istemiyoruz yani artık. Hani şampiyon olamadığı hissedemeyiz yani o andan sonra artık. O, o anda biz yani kendimize zaten bir iki sene i̇şte gelemeyiz. Futbolcu Sergen ne teknik direktör, Sergen arasındaki fark. Tabii. Teknik direktörün ne kadar zor olduğunu biraz önce sordun yani üç tane şey. Hı -hı. Onun için hocam kolay bir şey değil. Yani çok e, siz anlattıkça kafamda acılandı. Mesela Gezal'ın penaltısında ne hissettiniz bak hocam? Bakmadım ki ben. Bakmadınız mı? Ha? Bakmadım Senin ki ben penaltıya falan. Hocam penaltıya falan bakacak durumda değiliz. Bir de... Ya ben bir de hastayım yani. Benim şekerim var bir de. Hastayım Öyle ben mi? bir de tabii. Ya benim bir de şeker hastalığım var. Yapma ya. Tabii. Niye yani Allah Allah. stres mesela benim için en zararlı şey stres. Benim Allah. geçen sene şekerim 300'lerde falan sürekli hocam. 250-300 şekerle geziyorum ben yani. O şampiyonluk haftaları stresten yani. Hastayım bir de yani. O tarafı da var işin. Maçta adam, sürekli tarzın, ağzım var. kuruyor. Su verin diyorum, su içiyorum falan filan böyle. Tabii yani. Hocam yalnız şurada katılmadığım tek bir şey var. Ben... Benim futbol görüşümde siz Beşiktaş'ın Alex Ferguson'u olacaksınız gibi bir fikir var. Öyle düşünüyorum. Bence hani yıllarca Beşiktaş'ta başarı yaşadıktan sonra da Avrupa olur diye düşünmüştüm ki siz de Avrupa ismini zikrettiniz. Hocam zaten o... yarın gideceğiz demiyoruz ki biz de. Yok ondan demedim hocam. 10-15 şimdi... sene sonra gideriz, belli ha, mi olur. O Öyle olur hocam. Ya... Ha? Ha, bence 15 siz... sene sonra gideriz belki. Be... Belli mi olur? Hocam yani başarı korun. <laughs> Şans korur. bu. Yani sizin kredinizin de ben çok ayrı bir yerde olduğunu Beşiktaş'ta düşünüyorum. Hani üç yıllık, beş yıllık kontratların bir problem olacağı düşüncesinde de değilim. Yani en azından yani hocanın bakış açısında. İçerideki Alex Ferguson hani uzun yıllar tabii ki zaten tabii. felsefe olarak Benim bunu düşünmüyor. Ben şu ana kadar Anadolu'da da çalıştığım hiçbir kulüpte tazminat almadım. Maddede yazmadım. Hiçbir kulüpte yazmadım. Hiç böyle bir çalışma sistemim de yok. Özellikle Türkiye'de. Avrupa'da ayrı olur ama burada yok. O yüzden ben kendi camiamı da zora sokmak istemiyorum. Herkesin önü açık olsun. Kulübüm, yarın kulübümüz de, biz de devam etmek istemeyebilir. Hayat bu. Nereye getireceği belli olur mu insana? Tabii. Öyle mi hocam? Tabii tabii. Biz tabii. zaten buradayız hocam. Biz başarılıysak, bizi istiyorlarsa biz zaten çalışıyoruz yani. Şimdi senin çok daha iyi anlaşıldı. Çünkü çok sert işte versinler tazminat atayım gibi anlaşıldı. Hayır canım İlk ne alakası Yok, var. Öyle olmadığını şimdi. Çok net anlattım. Çok daha iyi anlattım da. Ya ben tabi... Anadolu'da çalışırken de böyle kontrat yapmadım. Hmm. Kulüplere isterseniz teyit edin yani. Hiçbir kulüpte benim hiçbir kontratımda yani? tartışmadım. Yani Arıcıya Sergen öyle mi yaptın mı diyeceğiz? Yani? lütfen. Hayır hocam hiçbir kontratım da yok zaten. Ve kontratlarımın hepsi bir senelik her yerde. Hiç başka bir kontrat da yapmadım. Hani ekstra bir şey yapmıyorum yani. Kulübümün de önünü açmak istiyorum. Kimseyi ki hiçbir şeye bağlamak da istemiyorum. Biz zaten buradayız. Olduğumuz yer belli. Taraftarımızın bize bakış açısı belli. Camiamızın bize bakış açısı belli. Bizim zaten olaya konstantere olur şeklimiz belli. Geçen seneden belli zaten? Daha bunu anlatmaya gerek var mı? Perişan olduk yani geçen sene. Geçtiğimiz yıla göre başkanla diyalog istişarelerini daha mı sıklaştı? Daha, daha ayı iyi. Ayı şimdi itibari. çok daha iyi. Hı. Daha yanlış. Çok. Evet. Şimdi daha iyi. Şimdi. Başkanla diyalogumuz çok iyi. Şimdi birbirimizi artık tanıyoruz. Emre'yle zaten. Emreyle, Emre zaten benim buradan arkadaşım değil. Emre yok. normal dışarıdan da benim arkadaşım yok. olduğu için. Onu zaten Emre'yi yıllardır tanıyorum zaten. Aniste'de oturuyoruz Emre'yle bir de. Ama şimdi başkanla birbirimizi daha iyi tanıdık. Çok artık güzel. birbirimizin karakterlerini biliyoruz. Birbirimizin yapısını biliyoruz. Yani ikimiz de birbirimizi tanıyoruz artık. Farkındaysanız bu sene zaten evet. transferlerde de mesela hiçbir çatlak sesi yok bizde. Herkes nasıl olsa yapılır diyor. Bekliyor. Evet geç oluyor. Normaldir geç olması diyor. Gerçekten de normal. Cebimizde milyon eurolar yok. Basalım onu alalım. Basalım bunu alalım. Öyle bir şansımız da yok. Bu herkes için geçerli. Öyle mi hocam? Peki mevcut kadrodan trans e, e, yurt dışından isteyen oyuncunu, istenen oyuncu var mı şu anda? Yani Ersin'e bir teklif geldi galiba sezon bittiğinde. Onu biliyorum. Bilal'ine bir teklif geldi. Onu biliyorum. Evet. Rıdvan'a bir ara bir teklif geldi sanki Almanya'dan. Böyle bir şeyler oldu tam. Hı. Tam net bilmiyorum onları. Onlar yeni güvene bir teklif geldi yeni hmm. git championship'ten. Öyle mi? Evet. Kalacak mı hocam gitmesine? Kalacak herhalde gitmek istemiyor. Hmm. Yani gitmek istemiyor. Biz de zaten genç oyuncu bizim oyuncumuz. Kimseyi bir yere zorlamıyoruz gitsin diye. Kalabilir hmm. bizde. Onun haricinde başka başka bir teklif yani bilmiyorum başka varsa da haberim yok. League için. League için bugün konuştuk League için. Yani birisi istiyor ama. İtalya'dan. Yok. Birisi Vallahi unuttum. Ya bugün konuştuk da Avrupa'dan birisi istiyor dediler. Neyse. Neyse. Şey Aklıma gelmedi Doğrama şimdi. Ya. Ama Anladım. şey yani. Yani öyle büyük bir camia Avrupa'da herhalde. normal bir ee, takım ama kim olduğunu bilmiyor. gidecek. Bilmiyorum. Yani ben Laiç'in için durumundan çok bilgi sahibi değilim o konuyla ilgili. Yani onu evet. kulüp yönetim sportif şey onunla ilgileniyor. Ben çok bilgi sahibi değilim. Beşim. Ama bizle değil yani. Peki, daha fazla mı? yormayalım Sergi Hoca'yı. Bilmiyorum sen... Hocam bir şey söyleyeceğim. Sen sabaha kadar... Ben kalıyorsun. sabaha kadar yaparım bu programı. Ama Çok ne söylüyorum ben. Keyfim ya. inanılmaz yerinde yani şu anda. Bu arada birkaç tane kısa tamam. başlık var hocam. İsterseniz tamam. onları da kısa kısa geçelim. Bu arada Candaş Tolga Işık da yazmış. Selam. Ama kapatın programı diyordur. Haklı. <laughs> yedisinde orada ama onun formatı daha farklı. Tabii o daha başka. Evet. E, Candaş Tolga ile senelik programımızı yapacağız hocam. Her tamam. sene ortak şey oldu orası artık. Klasik. Klasik. Tabii tabii ben izlemiştim. Geçen seneki program da çok güzeldi hocam zaten sizin katıldığınız. Ya ben samimi konuşmaya çalışıyorum. Gizleyecek zaten saklayacak bir şeyim yok zaten. Her, herkesin bildiği şeyi niye saklayasın ki? Herkes biliyor her şeyi zaten. O yüzden rahat rahat her şeyi söyleyebiliyorum yani. Ya, umarım inşallah kimseyi kırmıyorumdur konuşurken. Bazen şey konuşabiliyorum çünkü sert. Ama çok da sert konuşmuyorum herhalde yani normal konuşuyorum. <laughs> yok yani. hocam çok ne. Ben bu hafta Cüneyt Hoca'yı beğendim mi beğenmedim yani öyle bir ben maç sonu dinledim ki Tebrik mi diyorsun? eleştiriyor musun anlamadım. Hayır şöyle, ben diyorum ki Cüneyt Hoca çok iyi bir hakem. Avrupa'da ülkemizi temsil eden, bizim de gurur duyduğumuz bir insan. Ama ben diyorum ki küçük ayrıntıları kovalama. Yani Biz de futbol oynadık hocam, biz İdar de bu işi biliyoruz. Yani. Şimdi Salih'in birinci kartını verme hocam. Orada bir şey yok yani, kartlık bir şey yok. İkinciye direkt kırmızı kart ver. Tamam Ver evet. kırmızı kart. Bak. Olabilir mi? Olabilir. Kritik. İlkinde verilebilir yalnız. Ama hocam ilkinde oyuncuyla hiçbir al alakası yok Salih'in pozisyonunda. Salih direkt topla temasta ve oyuncunun zaten topla alakası da yok. O yüzden diyorum verme. Yoksa sert bir hareket olsa ver zaten. Ha sen Salih'e sarı kart gösteriyorsan o zaman rakip rakibi de atacaksın ha, diyorum. Şimdi hmm. hayır. Şimdi ben o günkü yorum oldu mesela Tabii. O zaman onlardan oyuncular. da atacaksın. Evet. Hani benimkini atıyorsan onu dağıt. Yani standart standart varsa sorun yok. Şimdi oldu. Tamam. Yani sen o zaman onu dağıt. Hocam bir ya yapılan bir pozisyon var. Gördünüz mü cezalanıcı? Evet için? evet. Çekme sonu. Evet. Ben onu görmedim mesela. Sonra gördüm. E Şimdi var sistemi var değil mi ülkede? Var. Bu var ne diye var? <laughs> Soruyorum ben şimdi. Ne diye var? Hakem, Geçen hafta Kenan Karaman'ın pozisyonu. Bu hafta Vida'nın pozisyonu. Evet. Birinci maçta Vida'ya yapılan ikinci sarı kat. Ayağına bastığı pozisyon. Hakem diyor, diyor ki bir de şey diyorlar. E, bilmeden bastı. E, o zaman bilmeden git adama yumruk at sağda bir tane. E Bilmeden yaptım da de, devam et o zaman. Kenan Karaman'ın pozisyonu evet. Vatan varlık da pozisyon. Ama hocam Antep'teki. bak şu var. Varlık pozisyon hakem anında düdükle oyunu başlatıyor hocam. Problem ha, ha. orada. Ha, zaten dönüş e, yok. Tabii. Zaten dönüşü yok. Dönüşü yok. Şimdi Antep'te biz hakeme penaltı diyoruz. Adam anında oyunu başlatıyor hocam. Dönüşü yok artık yani. Ha. Biz diyoruz ki ya bir bak pozisyona kardeşim. Bak, çok önemli bir ayrıntı. Çok çok önemli. Bu çok önemli bir ayrıntı. O işler de var. Burada o, yani, o işler de var hocam. O işler de var. Bu, çok değerli bir şey söyledim. Çünkü evet kural öyle diyor. Serdar Hoca izliyorsa da yani. muhakkak bu hafta arada muhakkak bu şeydir. Bir es yapsınlar yani. Biz ona kere. dedirdik hocam zaten. Yani sen oyunu Akem anında düdüğü çalıp oyunu başlattı. Ya bir baksanıza pozisyona. Bir tekrarını izleyin. Hangi? Po Kenan'ın pozisyonu Evet Kenan'ın pozisyonu Kenan'ın pozisyonu nerede düdüğü çaldı? Düdük falan çalmadı hocam. Devam ettirdi oyunu. Ya oyun devam etti ama oyun durduğu zaman bakması gerekmiyor mu? Hocam o... hayır. Döndü top. Belki de oynanırken hani o ara. Ha, gelebilir. O anda hakemin kulağına demişlerdir ya yani pozisyon temiz demişlerdir belki. Ama o kadar Hayır, kısa taze, zamanda en azından zamanda, nasıl bakırsın, diyeceksin ki hocam o kadar kısa yani zamanda? Yani en azından oyun durduğunda hocam bir dakika bekle bakalım demesi lazım. Hayır ben şunu doğru, doğru. So doğru. Siz o... pozisyonun tekrarını seyrettiniz. Görüntüler de ekranda penaltı, bu arada. Hocam penaltı veya değil bak onu yargılamıyorum. Tamam. Hocam ekranda şu an o, görüntüler. Ha, burada mı? Şimdi bu pozisyon penaltı olabilir veya olmayabilir. O ayrı bir konu. Tamam. O başka bir konu. Tamam. Ama ben diyorum ki ya bari pozisyonu bir inceleyin. Tamam işte. Bir inceleme, bakın. İncelemesi için zaten topun dışarı çıkması gerekiyor. Devam edelim. tamam, devam edin. Doğru. Oyurun, o zaman işte diyorsun ki bak bana ama hemen başlattı diyorsun. Evet. Ne zaman evet. çıkmış hocam pozisyondan sonra? İşte devam mı? Bu kadar görüntü de bilmiyorum. top ne zaman kadar. çıktı dışarı? İşte ne bilmiyoruz onu. Bu kadar mı görüntü? Akıyorsa. Bu, bu diğer açısı. Diğer açısı görüyoruz. Çok net görüyorsa. Şimdi Salih'in aldığı sarı kartla şu pozisyonun ne farkı var hocam bir bakarsanız. Şimdi şöyle sorayım. Ben sadece soruyorum. Yanlış nerede yapıyor? Ben de sana sorayım. Yanlış nerede? Burada. Yanlış burada. Hakim yanlış yapmış. Penaltı vermemiş bir işte şimdi. Yani ben de onu anlatmaya Ama çalışıyorum. Ama VAR yanlış olarak değerlendirmiyorum o zaman. Bu yanlıştı da hani o yan o yanlışsa bu da yanlış demem. Bu pozisyon penaltı. E peki ben bu de diyorum oyun ki Oyun vurduğu zaman hocam VAR'ın ben... müdahale etmesi gereken bir pozisyon. Tamam pozisyon penaltı. Çünkü penaltı diyorsunuz. Mi? Ben ben teknik direktör olduğum için yorum yapmıyorum pozisyona. Penaltı veya değil. Tamam. Şunu soruyorum ben. E var niye var? Vardan memnun değil misin? Değilim ben. Değil. Hocam işte size söylüyorum. Üç haftalık durumu söylüyorum. Vida'nın pozisyonunu gösterin. Kenan'ın pozisyonunu gösterin. İlk maçta Vida'ya yapılan ikinci sarı kart pozisyonunu gösterin. Bir bakın. Gösterelim arkadaşlar. Üçünü de gösterin hocam. Bir bakın pozisyonlara. Aleyhinizde hani bu... olanlarla ilgili yorum da yapabilirsin bu konuda tabii. Hani tabii. Böyle de olanlar da var muhakkak. Mesela Fenerbahçe'nde var dün e, Serdar Aziz'in pozisyonu var. Hayır ben diğer takımlarla ilgili konularda zaten karışmıyorum. o yani pozisyonlar ekranda olsun. Genel olarak He. varım. Genel olarak şu evet. Şu bidonun pozisyonunu bir gösterin Ayağınla hocam. Ayağınla ilgili. Bak hocam şu bidonun pozisyonuna bir bakar mısın? Bak hocam. Evet. Allah aşkına evet. bu ikinci sarı kart değil mi? Soruyorum ben ya. Evet. Bu bakın hocam buyurun. Aa şu pozisyon bak. Evet şu, hocam. Şu, şu, şu anda bu? şu anda durdur. O bak şu pozisyon. Ki ben şu de ekranı biraz yaklaştırabilir mi? miyiz arkadaşlar? Net bize çok az. İkinci sarıdan gitmesi lazım. Net yani hiç temiz. Peki nasıl gitmiyor? Neden gitmiyor oyuncu? Buna var karışmaz ama ya ortak hem gördü ve faul verdi halde kart vermedi. Hocam ben sana bir maçın hakemi kimdi? Ben net sana bir şey söyleyeyim. Maçın hakemi kimdi? Hocam? Bak ben sana çok, çok önemli bir şey söyleyeceğim. Karışır hocam. Kuralı hani, üfler Hı? mi diyorsun? Hı? Hayır karışıyorlar zaman zaman ama kar kural diyor karışmamaları lazım diyor. Ya yani, hocam tamam diyeceğim. da şimdi şu pozisyonun ya kural Sarkı ne diyor? Olur. Ben onu kural ben demiyorum Hı. bunu bak. Televizyonda da söyledim bunu. Ben demiyorum. Kim diyor? Pozisyona bakın, kural ne diyor? Ben sadece onu soruyorum. Ya şimdi kural sarı kart diyor. Tamam, ben de onu yani. diyorum zaten. Tamam da protokol yanlış. Onu demek istiyorum. Hocam burada var ya, orada kenarda hakem var. Yan hakem var. Dördüncü sen hakem gördüm. var. Ee, Bana geldin ya sen şimdi. Dördüncü hakemin burada şunu söylemesi lazım yardımcı. Hocam kartlık. Kartlıksın. Anladın mı? demesi lazım. Dördüncü. Ama var... Şunu protokol gereği ki doğru değil. Hocam bu da kartlık demesi gerekiyor ama protokolda böyle bir şey yok. Yok. Doğru mu? Yani normalde ortak hem faul görmüş ki durdurmuş. Evet, aynen öyle. İkinci evet. sarıdan göndereceksin. E a, 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 diyorlar ki işte bu. bilerek yapmamış mesela. Böyle bir şey var mı ya kuralda? Bilerek yapmamak. E, salih, e, salih de bilerek yapmadı. zaten bilerek Salih de bilerek yapmamış Bilerek yaptı, Yapmadı yani. diye şey bu kural bak bilerek de yapmayın timing hatası Ama sarı kart. E, yani yani. Evet. çok basit yani. Şimdi ben diyorum ki fold'i, kornerdi, bilmem taçtı. Hatalı karar verebilir hakem. Çok önemli değil hocam, onları konuşmuyorum zaten. Ama direkt sonucu etkileyecek kararlar veriyorsun. Bu bizi yakıyor. Bak benim 7 puanım var. 9 vardı şimdi. Doğru mu? Bak 7'm var. Sadece Penalty kendimden yani. bahsediyorum ben. 9 puanım vardı benim. Bak 7'm var. Niye sen penaltıyı vermedin? Vara gitmedin diye ben 7 puandayım şu an. Evet. Çok basit açıklıyorum ya. Ha. Hata olur mu? Tabii ki olur. Hata olur. Ama bu, bu pozisyonda ortak hem Antep'te göremeyebilir tamam. ama bu pozisyon Bak. hani bazen görüş içerisinde vermez o, ya. Tamam okey. Burada protokol gereği de varın çağırması lazım. Tartışması. Evet lazım. ben de diyorum ki evet. var sistemi ne işe yarıyor? Var sistemi bunun için değil mi? Evet. Vida'nın pozisyonunu göstereceğim. Şu, bu şu pozisyon. Bak ekranda hocam. Çekme ve ayak müdahalesinde varı hak eden bir pozisyon. Ee, yani inceleme bile yapılmadı hocam. Evet. Yani İnceleme bile yapılmadı bakalım. yani. Şöyle neden yapıyorlar biliyor musun? Aslında yanıltıcı, sıkıntı protokolda. Ortakken Cüneyt hocamydı. var diyor ki Hakan e, Kim Hakan, vardı arkadaşlar? Hakan e, Ceylan Hakan, Hakan Ceylan. Ceylan diyor ki hocam ben gördüm yeterli değil dediği anda bittin abi. Yani Cüneyt hocaya hocam burada bir müdahale var vidaya deniyor ya diye. Hı hı. Hayır ben gördüm yeterli değil dediği zaman Konu kapanıyor ama doğru değil. Doğru değil. Ya hocam burada net penaltı pozisyonu diyebilmeli ama protokolda böyle bir var. yeni geldiği için dünyamıza. Her sene protokolda oynamalar yapılıyor. Düzeltmeler yapılıyor. Ben hata olmaz demiyorum. Yanlış anladım. Hayır hayır protokollerde problem var. Tabii hocam. hata da hata da olabilir hocam. Hayır, Normal bir. Protokolde hata da olabilir bu sıkıntılı. Mesela bu pozisyon, veya Fenerbahçe'nin dünkü pozisyonunda da ya hocam bak siz öyle görmüşsünüz ama burada demiştir bir Cüneyt Ben gördüm ama yeterli değil demiştir. Ama var demeli Belki ki. De. Var demeli ki. Gel bir dakika hocam. Demeli. Hocam geçen sene Antep maçında Ersin'i, bak Geçer Kemal Uğurlu kulübenin önünde, benim önümde duruyor hocam. Uzun atılan 60 metreden direkt kırmızı kartı çıkartarak gitti hocam. 60 metre var mesafe. 60 Peki, metre var. Yani şeye mi? Direkt ele getirdi mi? Direkt hocam. Kırmızı kartla hmm. gitti. Ben dedim ki ya hocam Kulübenin önündeydik, ben de oradayım. Ben göremedim, sen nasıl gördün? Sen nereden gördün yani? Hatırladınız Ersin'in atıldığı pozisyonu? Tek şu gerek, hatırlam çok iyi Ya. Çok yani. iyi, ee, onun tek geçerli sebebi olur orta hakem için. Tek geçerli. Yukarıdan Yoksa... demişlerdir. Hayır, hatayı. yukarıdan değil. Yardımcı dediyse, yardımcı hataya götürmüştür. Hataysa Belki bunun. de, ben hata, ben hata Hayır, olmaz demiyorum. Yaşar Kemal, eğer olabilir. senin yanından kırmızıyı gösterse hakem, x hakem, ve o açıdan da gerçekten kırmızı olup olmaması anlamam mümkün değil. bu Yardımcı dediyse uyabilir. Ama onun için yardımcı demediyse o 60 metreden kırmızı tartışılır. Ben evet. kendi adıma şunu da söyleyeyim. Teknik, beş, beş, teknik direktörü olarak. Ben hak etmediğim hiçbir şeyi istemiyorum. Hiçbir şeyi istemiyorum hak etmediğim. Net söyleyeyim bunu yani. Hak etmediğim hiçbir puanı istemiyorum ben yani. Bazen akşam ah be şurada yanlış itiraz etmişim dediğin oluyor mu bizde? Mutlaka öz eleştiri yapıyoruz. Tabii ki. Ya hocam bazen oyunun sıcaklığından biz de ediyoruz. Hani saçma sapan itirazlar ediyoruz bazen. Ama o anda bizim nabızlar yüksek. Tabii. Geçen gün, ya bunu anlatayım size de çok önemli bu. Geçen hakemle konuşuyoruz hocam. Hakem bana dedi ki el kol hareketi yapma. Dördüncü hakem. Evet. Ya penaltı mı yenmiş? Vara söyle diyorum. Baksınlar diyorum. O bana diyor ki el kol hareketi yapma. Şimdi şunu soruyorum size. İnsanız ve Hocam bu bir bunu düşün, vücut dili. Bu da hakemlerimizin problemi. Şimdi bak ben nasıl anlatıyorum bir şey anlatırken? Evet. Şimdi evet. ben bir şey anlatırken sürekli böyle anlatsam ne olur hocam? İnsan böyle anlatabilir mi sürekli? Bir de maç şeyi? abi maç. Ya vücut dili ya Şimdi kendimi ben hakimlerden... ifade ediyorum. Evet ben. O evet. o kendi dekorunun peşine düşmüş hocam. El kol hareketi yapma diyor. Kendi dekorunun peşinde o. Ben penaltım gitmiş onu kurtarmaya çalışıyorum. Baksanıza diyorum o bana el kol hareketi yapma diyor. Şimdi i̇şte hocam böyle hakimler, bir durum var. Hakemlerin yani nasıl diyoruz futbolculuktan da gelmez ki avantajlar olur. Tabii. Çünkü şimdi ben Sergen Yalçın'ın penaltı gördüm pozisyonu. Ya bu nasıl değil demeyeyim mi yani ben? Ya hocam ben böyle yaptım diye evet. bana geçerse neler yaptılar ya? Şöyle yaptım diye. Hocam ne var bunda mesela bu harekette? İki kupa oldu hocam o. Hayır şu harekette bir şey hocam. var mı hocam? Ya, Mesela şöyle ya yapıyor. Pardon, abartıyorsun canım. O ayrı. Korktum. Tamam ama şu bunda ne var hocam? Yok, ne ne şey ne olabilir yok. yani? Bunda buna bir şey mi diyorlar. Yalnız evet, hocam, hocam bütün sene onu eleştirdiler. Ben ilk böyle yapıyormuşum, itiraz ediyormuşum. Bizde. Bir de bir şey söyleyeceğim hocam. O söylediğiniz için futbolculuktan gelmekle falan alakası yok. Yani hakemin el kol hareketi yapma diye bir cümle iletişimde kullanmamız lazım. Doğru. O Profesyonelliği. Eşin de eri, söyledin doğru. Bu hocam, konuda benimle olan ilişkin Asla doğru. Asla herhangi bir yana hakeme, dördüncü hakeme en ufak bir saygısızlığım yok. Bak en ufak bir saygısızlığım yok konuşurken de hitap şeklim, konuşma şeklim gayet düzgün. Sadece kendimi anlatmaya çalışıyorum. O kadar. Bazen çok ses olduğu için el kolları getirilir, telaşla anlatıyorsun doğal olarak. Bu normal bir durum yani. Bu vücut dili zaten. Öyle mi? Normal yani el kol hareketiyle böyle hararetli anlatman gayet doğal. Ki herkes öyle anlatıyor zaten. Bir tek ben değil ki. Herkes öyle anlatıyor. Ya hakeme el kol hareketi yapmış olmuyorsun yani. Hakem arkadaşlara söylüyorum. Biz size el kol hareketi falan yapmıyoruz hocam. Biz size durumu anlatıyoruz. Ya sen orada bırak dekor, dekor kovalamayı. Dekoru kovalama. Hangi maçta oldu? Bu? Herhangi bir maçta mı? Aklına gelen maç var mı? Yok hocam. Oluyor hocam. Genelde her maçta oluyor. Şu anlamda önemli. Mesela bu Fırat'la falan pek yaşamazsın bunu. Fırat Aydınus'ta falan. Yani dördüncü Zaten benim, üç maç oynandı diyorsunuz hocam. Benim söylediğim belki bir yaşayan gibi. Benim söylediğim futboldan gelme eleştirim doğru ama bazen futbol topuyla alakası olmayan hakemler de oluyor. Kuralları bilir. Evet. Ama onlar uğurunu bilme şansı yok. Yani istediği kadar olursun. Hayır medya. ben de ben de mesela haksız itiraz ediyorum bazen. Hani haksızım belki itirazımda. Ama hocam benim işim bu ya. ya Bana çiz... bu hakkı federasyon ya vermiş mesela zaten. Şu var çizgi çiziyorlar ya. Evet. Ama niye çıktın Sarı ya? kart. Biraz gitti. sakin Hakem de yani tahrik de etmeyecek. Bakın ben Sergen Yalçın da dair olmak üzere zaman zaman hakemle hocalarımızın böyle çok fazla serzenişlerini görüyorum. Abarttıklarını bazen. Abartıyoruz. Ancak ancak hakem de insan olduğumuzu bilecek. Ya tamam. İdare et hocam falan diyecek bir gün. O çizgi var yani ya böyle fıkralar vardı. Şimdi anlatamam bu fıkrayı. Bir gün anlatırım. Çizgiden çıktı girdi çıktı girdi. Ya bırakın Allah aşkına biri. Hani anlatabilirim biraz rahat bırakmaları lazım. Yani ya biz de hocam abartı itiraz ediyoruz bazen. Saçmalıyoruz Eyvah. bazen kenarda yani. Estağfurullah. Ama onu oyunun heyecanına ver yani. Biz hani akliyetli bir şey yapmıyoruz ki sana küfür etmiyoruz, hakaret etmiyoruz. Zaten evet. atılırım öyle bir şey yapsam. Bana diyorlar ya niye atılmıyor falan. Hocam çünkü öyle bir şey yapmıyorum. Hocam süremizi iyi kullanmak adına çok fazla da yorum ve soru geldi. Bilgi de geldi bu arada. Onur Turul yazdı. Haber Global Spor Müdürü. Onur Turul'a da selamlar. Demirspor Başkanı Murat Sanca sormuşlar ve Rıdvan'ı istiyoruz Beşiktaş'tan ha. diye cevap geldi. Benden bahsetmiş o. <laughs> Yanlış anlamışlar. <laughs> Antrenör gitti ya ben yeni istiyorum. Ama vermeyiz diyorsunuz Rıdvan'ı kiraladığında. Yok. Öyle bir şey olamaz. Peki. Hazır transfer konuşması yaptık bu arada canlı yayında. Evet önemliydi o bilgiyi de almış olduk. Evet. Leich ile ilgili PAOK bilgisi geldi hocam. Onu da e, Evet, Tamam, doğru. PAOK, PAOK değil mi? Evet. Doğru. Demin ben unuttum aklıma gelmedi. Yani durumun şeyini net nasıl o bir durumda olduğunu bilmiyorum ama PAOK evet. Bir tane daha e, önemli bilgi vardı. Hemen onu da seslendirmek istiyorum. E, bu arada e, Teşeyran'ın hazırlığı ve bugün yaşadığı sakatlıkla ilgili sorular da gelmiş. Şimdi ee, onu da seslendireyim. Yani önemli bir sakatlık yaşadı mı? Çok, ee, ne zaman e, Grade 1 ile 2 arasında bir problem var. Zaten açıklama vay yaptık. Vay. Muhtemelen 10 gün falan. Nerede var problem? Grade 1 ile 2 arası. Yani <laughs> <Grade> doktorlar <laughs> öyle, doktorların tabirleri öyle. Yani 1 ile 2 arası herhalde 2 olduğu zaman süre uzuyor ya hocam. 1 olduğu zaman da bir hafta Ama falan oluyor. Ama beklenen bir şey biliyor musun? Yani kazı değil çünkü oyuncu. Evet, Allah'tan evet, yani bazen eğrisi de geldi. Belki de taktik olarak çıkardın ya biraz daha üstüne yırtardın. Hayır devre arası zaten konuştum hocam çıkartayım seni dedim bir problem varsa. Ben dedi ki ben biraz daha oynamak istiyorum ha, dedi. Tamam. Ben de tamam 15 dakikada oynasın çıkartırız hmm. diye biz plan yaptık. Salya atılınca anında hamleyi yapmak zorunda kaldık orta sahaya. E demek ki o hafiften bir problem varmış. Var. Var. İlk, i̇lk, ilk, i̇lk yarı zaten olmuş o. Bak. Sıkıntı olmuş ilk yarı. Siz programda dile 30'da getirmiştiniz. 30'da falan mi? olmuş o. Olmuştu. 25-30 arası. Şimdi Veli it yazmıştı o da... E... Ya Del Bosque'nin bir sözü var, Veli'nin sorusuyla ben birleştireyim. E, büyük takım teknik direktörlüğü, oyuncu idare işidir diye. Z kuşağı oyuncularla anlaşamıyor artık Mourinho gibi yorumlar vardı. Mesela bu daha genç oyuncuların iletişimi zorlu oluyor mu teknik adamlarla? Sizin zorlandığınız bir iletişim mesela gençlerde böyle, deneyimlerde böyle, böyle bir şey var mı? Yok. Şimdi ben hafta sonu güzel programımızı izledim. Söyledim de sana. Yani teşekkürler Çok hocam sağ olun. Güzel ol. bir programı yapıyorlar. yeni yani oyuncu ya. konuşabiliyorsa bir Avrupa'dan. Yok. Ama o şeyi de söyleyecektim sana. Şu anda açtığın için söyleyeyim. Söyleyeyim Öyle işte. Z kuşağı, M kuşağı. Bu Jose bu, bu, bu. bu abi. Z, yumuşak G, Tabii. A fark etmez yani. hocam egolu oyuncu diyelim biz ona. Z kuşağı da biraz da ben ama, yıldızım havası olan. Ama bunların imparatorlarıyla oynadı, çalıştı. Tabii. Ha, Ronaldo o da oynadı. bir yıldız ama. Tabii. O bir yıldız ama yani. Morinho, Jose Mourinho. Ve senin için iplerin de ki, onun elinde bile. Yani bu. O dip. da var, onu da düşüneceksin yani. Ha. Sen yıldızsın da, ipler orada. <laughs> o da. da düşüneceksin biraz. Evet. Ee, yavaş yavaş o zaman herhalde noktalayacağız. Çok var mı maksat da? da söylemedim yani. Sadece antrenörün tek yetkili çünkü olma, olmasıyla ilgili. Şeker yıllardır Binlerce söylediğim de benim bu sevgili kardeşim. Bak. Şimdi teknik direktörün takım üzerindeki etkileri. Bir yüzde bulmuşlar. Terazi var ellerinde. Yüzde on. Yüzde kırk. Yüzde yirmi. E o zaman niye teknik direktör gidiyor? Yani bence zaman? hiç gerek yok yani. Hı -hı. Ha Niye gönderiyorsunuz? Ya. Yüzde yüzdür. Bak bizim programımız da gibidir. Teknik de... Madem yüzde on niye haberi hoca Hı -hı. gönderiyorsun? Hı -hı. Yüzde yüzdür. Yani hocada mı suç o zaman? Doğru söylüyor hoca yani. Madem yüzde onsa teknik direktörün bir takım üzerindeki gücü. Niye hocayı gönderiyorsun? Demek ki oyuncuları göndermen gerekiyor. <laughs> ki hocam bunu Avrupa'da da görüyoruz yani. Tuhel'in gelip Chelsea'yi hale getirdiği, Guardiola'nın City'yi ne hale getirdiği. Ya ben şunu söyleyeyim. Ben bir teknik direktör mesela bir kulübe gidiyor başarılı olamıyor. Ben de olamadım mesela gittim. Yani bunun iyi veya kötü olmayla bir alakası yok ya. Bazen enerji tutmayabilir yani. Bazen elindeki kadro istediğin kadro olmayabilir. Enerji tutmayabilir. Bazen istediğini veremeyebilirsin oraya. Ya bir sürü problem var bunların olması için. İlla yani bir yerde başarısız oluyorsun. Kötü hoca. Bence hiç alakası yok. Ben katılmıyorum ona. Ne alakası var yani? Çok alakasız bir durum bence. Ya bir adam o oyun takıma gitmiş, onun da da bir şey yapmamışsa tamam. Ama bir yere gidiyor başarısız oluyor mesela. Kötü hemen bir imaj ne? yapıştırıyor. Kriter ne şey, yani? Şey. Kriter ne yani. bu konuda? Ya kim bu kriteri koyuyor mesela? Ya bir hocanın kötü mü iyi mi olduğuna kim karar veriyor? Kriter kim? Yetkili kim bu konuda? Ya hiç hayatında teknik direktörlük yapmamış birisi, bir antrenörün yeterli olup olmadığına karar verebilir mi yani? Veremez. Çok cevap çok basit bence. Bu arada çok teşekkür ediyoruz gelen yorumlar için. Montero ile ilgili hoca bilgi vermişti zaten. Onu da söyleyeyim. Bitmek üzere herhalde transfer. Yani konuşuyorlardı. En son bildiğim o. Ne olduğunu tam bilmiyorum sonra. Ki hocam onu da geliştirdi. O da geliştirdiğiniz oyunculardan biri oldu aslında. 22 yaşında genç bir oyuncu. İspanyol İspanyolların ayakları çok iyi Bizim Ruiz'in de ayağı çok iyiydi. Hı. Bunun da ayakları Hı. falan çok iyi. E, Montero'nun. Hem bizi biliyor. Alışık biliyor. Ve 22 yaşında gelişime de açık. Yani hem biz onu herhalde... Alıyoruz yani tamamen alıyoruz. Yani bonservisini Monservi. yarı yarıya gibi bir şeyler yapıp alıyoruz onu yani biz. Hocam gün Böyle boyunca, bir durum vardı en son. Gün boyunca gelen bir soru vardı. Şimdi Hakan Gündoğar da hatırlattı. Ee, Serdar'ı A takımında kullanacak mısınız? Savunma? Kullanabiliriz sezon içerisinde. Şu an istediğimiz seviyenin biraz altında. Yani bir tık daha yukarıya çıkarsa kullanabiliriz. Bu oyuncu sezon uzun olduğu için yoksa Serdar'ı acaba oynayabilecek takımda gidip Muhammed mesela geçen sene buldu. Bir gelişim kaydetmesini ister misin? Hocam bu genç oyuncularda şu sorun var. Şimdi oynayabilecek bir takıma gitsin oynasın diyorsun ya. Oynamıyor orada. Hafif görüyor. Gidince. Oluyor. Alt görüyor değil mi? Hayır hayır. O oynayamayabiliyor Oynam da yani. Oynayamayabiliyor ha anladım. Ya, şimdi adamı sen oynasın diye bir yere gönderiyorsun. Oynamıyor orada oyuncu. Gidiyor, oynayamıyor mu? Oynayamıyor. oynayamıyor. O zaman sen de hiç oynamaz ya, yani. ya hayır. Bizde oynaması gideceği yerde oynamasından daha kolay. Allah Allah. Evet. Hocam Can Bozdoğan. Daha yeni geldi. O yüzden göreceğiz. şey söyleyemem. Biraz bekleyeceğiz onunla, <laughs> onunla ilgili. Satın alması var onun da. Yani hı hı. bizde. Tabi. Öyle mi? Tabii. Nasıl oyuncu? İyi oyuncu. Sol ayaklı fena bir oyuncu değil gibi görünüyor. Ama zamana ihtiyacı var. Yani antrenmanlarda olmuyor tabii bu işler. Sağda görmemiz lazım. Murat Şahin yani daha iyi, hala iyi vuruyor mu topa? Murat vuruyor hocam ya. Murat zayıfladı mayıfladı. Baya manken gibi oldu böyle. <laughs> Gören inanamıyor mu? Kale... Oynarken daha şiş koydu yani biliyorsun Murat. Daha kiloluydu oynarken. Şimdi normal oynadığının 4 kilo falan altında. Futbolculuğunun 3-4 kilo altında şu an. Eyvallah. <laughs> hocam vuruş deyince de yani bu duran toplar. Sergen Hoca geliyor aklıma. Hep de bize gelen çok soru var hocam. Şöyle bitirelim. Reklama gideceğim bitirmeden. Dakika 90. Durum 0-0. Böyle yayın, ceza sahası yayın, hafif sağ çaprazı. Topun ben gidiyorum. Baş... topun başına kim geçer diye soracağım. Ben başına. gidiyorum. Hemen Fenerbahçe maç maçını aklına getireceksin. Hayır, gidiyorsun. yok, hayır, hayır, yok. Üç tane isim <laughs> var. Evet, Hocam, Sergen Yalçın mı atar, Hacı mı atar, Alex mi atar Friki'yi? Topu... Hepsi atar bence. Hocam. Aynen. Hepsi Aynen. Herkes atar yani. Kim atsa ağlara gönderir. Aynen. Yok yani, gönderi, gönderi göndermez. Gönderi göndermez bilemem evet. ama hepsi de... atarken kaleciler bir sıkıntı yaşar yani. Ben. <laughs> hani top nereye gidecek, ne yapacağım? Erkenden oraya gideyim mi? Bekleyeyim mi? orada. Hacı erken mi? Kim üçünüz atarken mi? evet. Tabii tabii tabii. Herkes kaleciler kesin bir sıkıntı yaşar. Evet. Ha, çünkü top nereye gidecek? Barajın üstüne şey gidecek. atacak. Barajın... Tabii. Kapadığım bir de avuta iş... gitmez yani. Muhtemelen içeri gidecek. Kutlaması <laughs> lazım. <laughs> Atlaması <yok>. lazım. Tabii. <laughs> top kaleye giderken ben de reklama gideyim hocam da. Sonra bitirelim dönünce. <laughs> Programı noktalıyoruz. Noktalamadan <laughs> şunu söyleyin de. Buyur. Gördüm Nihat Kahveci kardeşimiz de orada. Dedim ki solum kartal, solum kartal. Önüm kartal. Yattım burada kartal. Anlattım Mustafa orada. Oradan kurtarıyoruz. Vallahi hocam harika bir oyun sağ oldu. Ol. Ağzınıza sağlık. Sağ sağ çok eyvallah. teşekkür ederiz. Çok teşekkür her zaman. Rıdvan Hoca'nın olduğu her yerde her zaman. Eyvallah. Peştaş kulübüne de çok çok teşekkür ederiz. Eyvallah. Sağ olun. Sağ olun. eline ayağına sağlık. Hocam ağzınıza, ağzınıza sağlık. sağlık. Çok teşekkürler. Umarım keyif almışsınızdır. Yayının sonuna geldik. Başarılar hocam. Lig serüveninizde ve Avrupa'da tabii Allah ki. Hep yanında olsun. İnşallah şans da yanımızda olur. Put, futbol topun hocam biliyorsun topun gözü vardır derler ya. Sen vur. Onun gözü var. O girecekse girer bir yerden yani. Sen yeter ki inanarak kurtul. Valla ben Atasözü'nü ilk defa duydum ha senden. Hiç duymamıştım bu kadar. Ya değil. bunu ben uydurmuş olabilirim. Ben <laughs> Ben uydurmuş da olabilirim. Tam şey yapayım. Ama güzel oldu hocam. Birisi ya. daha sordu biliyor musun? Bunu vallahi kim söyledi falan diye bana biri sordu. <laughs> Valla bilmiyorum. Ben ben Sergen uydurdum. Yalçın şeye geçti abi. Abi çok güzel oldu abi Sergen hocam. Sergen Yalçın çok önemli bir şey söyleyeyim kapatmadan önce. Tabii buyurun. Johan Cruyff diyor ki toprağa büyük futbolcu, büyük antrenördü, ekoldü. Sergen Yalçın mantalitesinde. Futbol matı hani zorlaştıran bizleriz diyor. Futbol basit bir oyundur diyor. Değil mi? Ya aynen. Öyle. Topa sahip olun diyor yeter diyor. Topu birbirinize verin diyor. Hocam ben de şimdi aklıma geldi bak kapatamadık. Çünkü daha yeni bununla ilgili bir şey okudum. Johan Cruyff e, Sergen Hoca tarzı bir teknik adam olarak da yansıyor. De yani de yıldızlara önce özgürlüğünü, özgürlüğünü veren e, bir teknik adam. Ben da attım o üç sözü. Hakikaten de çok önemli bir şey daha söyleyeceğim. Herkese iyi akşamlar. Ha, bitirelim. Çok hadi. teşekkür ederim. <laughs> Ağzınıza sağlık tekrar çok teşekkürler. Ee, az sonra Serkan Yetkin ve Nihat Kahveci karşınızda olacak. Mustafa var. Ve Mustafa Sapmaz görmüyorum ekran var o yüzden ne yapayım <laughs> peki evet, görmedim. Balsın. Bitti program tekrar Serkan karşınızda. Var. Serkan var. Sabah akşam yeter ama Serkan'ı ser <laughs> ya. Hocam seviyoruz dedin emeği. Evet. Nihat Kahveci Mustafa Sapmaz nefis bir programda karşınızda olacak. İyi geceler. İyi geceler. İyi geceler herkese. İyi geceler. İyi geceler.